TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Akit Özel ile karşınızdayız. Çok kıymetli bir konuğum var. Ahmet Mahmut Ünlü Hocam, diğer ismiyle Cübbeli Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah sağlık, afiyetler versin. Amin. Afiyet tedavim etsin hepimize. Çok teşekkür ediyorum. Yine değerli iki tane gazeteci arkadaşımız var. Murat Alan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz. Evet değerli izleyiciler, gündem hayli ateşli. Aslında bir o kadar da o ateş bizim ciğerimizi parçalıyor, yürekleri parçalıyor, insanlığı parçalıyor. Kimin insanlığı? Onursuzların insanlığı değil. Elbette onurlu ve şerefli insanları parçalıyor. Tam da o acımasız İsrail'den bahsediyoruz. İslam dünyasının kalbinde bir hançer gibi saplanan İsrail'den bahsediyoruz ki İslam dünyasının ne yazık ki kafasını kuma gömmesi, Türkiye'nin dışında birkaç ülkenin dışında kimsenin de ses çıkarmadığını, hatta Müslüman diye geçinen o ülkelerinin kafalarını kuma gömmesiyle birlikte Çin bile dahi bugün bir karar aldı. Bölgeye gıda yardımı ve sağlık yardımı yapacağını açıkça deklarasyonu yayınladı. Yine Rusya'nın yayınladığı bir bildiri var. O bildiri de neydi? Bildiri şu: Batı'nın çifte standartı üzerinden doğrudan tarafını ve tepkisini de koydu. Peki onun dışında kim var? Türkiye. Türkiye var, Katar var, birkaç ülke var. Ama Türkiye'nin dışında da o güçlü ses dediğimiz verilmesi gereken mesajı ne yazık ki göremiyoruz. Tam da bu manada Ahmet Hocamızın bu akşam bize konuk olması çok önemli ve anlamlı olduğunu biliyoruz. Ve yarın Büyük İstanbul mitingi var. Gazze, Kudüs, Filistin'i konuşmuş olacağız. Hamas'ı konuşacağız. Hamas'la ilgili başlamak istiyoruz. Sevgili hocam, şimdi birçok yayın kuruluşunda hadsizlik yapanlar da var. Nedir? İsmail Saymaz dediğimiz tip gazeteciler de var. Ne diyor? Sayın Erdoğan, Hamas'ı hiçbir şekilde diyor savunamaz. Terör örgütüdür vesaire. Meral Akşener ne diyor? Meral Akşener de diyor ki Hamas'ın arkasına sığınamazsınız. Hamas'ı çocukları düşünüyorsanız Hamas'ı savunamazsınız diyor vesaire. Hamas nedir diye sorsam nasıl bir cevap çıkar sizden? Yani bizim de konuşmalarımız bayağı bir çarptırıldı. Biz ilk günlerde Perşembe'ye çattı. Perşembe'ye Cuma bağlayan geceler benim Lale Gül'de canlı yayınım var. Hem radyo, televizyon, bize YouTube kanalımıza veriyor. İşte olaydan birkaç gün içinde Perşembe oldu zaten. O tabii haberler daha netleşmeden biz de konuşmak tabii durumunda kaldık. O arada işte Hamas sivilleri şöyle etti, böyle etti gibi haberler çok yayılmış idi. Bizim konuşmamız 2,5 saatlik bir konuşmanın 2 saati bu konuya ayrıldı. Doğal olarak kendi derslerimizi bir kenara bıraktık, yani devam ettiğimiz derslerimizi. Mecburen gündem neyse o konu üzerinde işte milleti aydınlatmaya çalışıyoruz. Şimdi o konuşmamızın başında bizim şöyle bir beyanımız var. Bunu bazı işte değil İslamist diyemine bir site varmış. Ben o siteyi daha yeni duydum yani. Sosyal medyada yayın yapıyor. Sosyal medyada bayağı da bir şeymiş. İlerlemiş. Sonra sordum, baktım. Yani dediler ki bizim tanıdığımız arkadaşlar, yani tanıyan arkadaşlara sordum. Yani ehli sünnet falan genel manada falan müspet. Dedim böyle niye bana bir iftira attı? Başını hoca İsrail'e çatacağı yerde gitti Hamas'a çattı. Yani bizi gavur sevici gibi haşa, hayatımız Yahudi düşmanıyla geçmiş. Sen kalkıp bizi Müslüman şey gibi böyle bir şey yaptı falan. Sonra dediler yani maalesef bu reyting belası ne yapıyor? İslami geçinen sitelerin, kanalların bir kısmını okunsun diye, efendim dinlensin diye bunu bazıları itiraf etti. Onların tanıdıklarından da itiraf ettiler. Böyle yazarsak okunur diye, ama bu ne oldu? Bir iftira oldu bana mesela. Ne buyuruyor? Kazfül mümini ke katli. Mümine iftira etmek onu öldürmek gibidir. Şimdi ben de hakkımı helal etmedim. Davada açtım çünkü. Açmam icap ediyor. İftira oldu. Ve Müslümanların nezdinde bir itibarsızlık sen bana vermek istiyorsan benim dolu yanlışım var. Başka yanlışlarımı bulabilirsin. Ama burada bir iftira yaparsan, bir de böyle hassas bir noktada, çünkü neden?
Orada 1,5 dakika konuşmayı da attı. Fakat o konuşma zaten her şeyi özetliyordu. Bir düzeltmeye ihtiyaç duymadılar mı? Onlar düzeltmeye ihtiyaç duymadılar. Ha şu, ben sonra bir cevap verdim, onu yayınladı. Cübbeli Hoca efendim buna izah getirdi diye onu da yayınlamış. Yayınlatın ama sen o ilk şeyde panik hali, bütün insanların en meraklı olduğu, habere en meraklı olduğu, bir de yorumların hiç başlamadı. Biliyorsunuz Tayyip Bey kaç gün konuşmadı. Hiçbir yorumların başlamadığı ilk yorumlardan biridir benim belki şeyim. Çünkü bir de 2 saatlik bir izah var. 2 saatlik bir izahı sen tek kelimeyle İsrail'e çatacak yerde Amas'a çattı gibi, şimdi tam kelimeleri. Olayı aslında hani şimdi izleyenler tam bilmeyebilir, tam anlatmak lazım ki hani siz şeyden ilk kısmı da. Şimdi evet, ne dediniz? Bizim milletimiz de şey şu, sorunumuz şu. Yani bu hakikaten hem insani bir hak, Müslüman kul hakkına da giriyoruz. Herkese ben bunu öneriyorum, kendime de öneriyorum. Ben zaten internete kendim girip bakamadığım için o kadar şeye düşmüyorum, yanlışa düşmüyorum. Üst başlığı okuyorlar, yani o üst başlığın altında, mesela Oda TV çok yapar bunu bana. Üstten bir şey sallar, içeride doğruyu yazar. Şimdi ben tam bak, ne dedikleri hocam. Doğruyu yazar. Yani içeriği okusa. Hocam ben tam ne dediklerini söyleyeyim bunun üzerine. Mesela Cumhuriyet'ten Oda TV dediniz ya. Evet. Büyük abisi Cumhuriyet'ten söyleyeyim size. Tabii. Diyor ki Cübbeli'den dikkat çeken Hamas çıkışı. Evet. Şeyi ayrı bir köşeye koyuyorum, şerh düşüyorum. Cübbeli'den ifadesi de ayrı bir saygısızlık. Cübbeli Ahmet Hoca'dan demesi lazım. O yine ayrı bir köşeye koyuyorum ama ehli sünnet kadın soyup doğrar mı Hamas'ı dedi diyor. Verdiği bir sohbette İsrail-Filistin hattında yaşananları değerlendiren Cübbeli Ahmet 7 Ekim'de ani bir baskınla İsrail'e saldıran Hamas'a tepki gösterdi. Hamas'a tepki gösterdi diyor. İsrail'in arkası Hamas'ın arkasında İran olduğunu ima eden Cübbeli ehli sünnet kadın soyup doğrar mı dedi diyor. Sizin ifadenizden de tırnak içinde almış o bölümü. Diyor ki ABD saldırılarında İran'ın yaptığına dair bir veri yok diyor. Peki bizim bildiğimiz ehli sünnet kadın soyup doğrar mı? Biz bunları nerede gördük? Haçlı Şabi'nin Suriye'deki ehli sünnet Müslümanın kadınına yaptığını gördük. Müslümanın kadınına bunu yapan Yahudinin kadına da bunu yapar. Hamas'ta ehli sünnet ise Hamas bunu yapamaz. O zaman başka bir iş var değil mi diyorsunuz? Başka bir iş var mı? Burada zaten bütün konu cevap onda. Hocam burada şeye yani, binaen. Hamas'ta tezkiye var. Hayır hocam, evet. Şeyi de söyleyeyim de bir araç kasasında bir kadın o müzik festivali denen yerden yarı çıplak aracın içerisinde bir Hamas mensubu ya da kimse artık dizi üzerindeki görüntüyle servis ettiler. Cübbeli Ahmet Hoca buna binaen söyledi dediler. Şimdi buradan da şunu söylemek istediler. Cübbeli Ahmet Hoca Hamas düşmanı, Hamas karşıtı, Hamas'ın İran'la ilişkili olduğunu söylüyor. Aslında bunlar İsrail'e hizmet ediyor demeye getiriyor dediler. Hani tam olayın fotoğrafını çekelim. Doğru yaptınız. Evet. Kendi kendimize konuşmuyoruz burada. İnsanlar dinliyor mevzuyu bilmedikleri için haklısınız. Bunu şimdi Cumhuriyet yapar. Fatih Altaylı da bu minvalde bir şey söyledi. Yazdı dedi diye gördüm. Yani Cübbeli bile Hamas'ı suçluyor gibi bir şey söylüyor. Birçok yayın kuruluşunda çıktı. Bundan sohbeti dinlemiyor. Yani bir defa ben 2,5 saat bunun 2 saati bu konuda bütün detaylarıyla anlatılan bir konu. Fakat değil İslamist'in ki beni çok yaraladı, üzdü. Çünkü öbürleri zaten her dakika bana iftira yapıyor. Ama sen Müslümanım diyorsun, benim adını bilmiyorum. Arkadaşlara da sorduğum kadarıyla dediler bizim tanıdığımız kişiler falan. E nasıl bunu yaptı falan? E bu sefer oraya 1,5 dakikalık sesimi koymuş. Şimdi sesimi koyduğunda bizim Tevfik abi bile beni aradı. Kaç gün sonra. Ya hocam dedi, Hamas'a çatma dedi, ne olur falan. Tevfik Göksu. Ya mübarek dedim. Biz seninle iyi tanışan kardeşleriz. Aynı davanın adamlarıyız. Sen dedim nereden bunu gördün? Burada dedi bayağı bir grup arkadaş var. Onlarla bu konuyu konuşuyoruz. Onlardan duydum falan. Ya dedim. Onlar nereden duymuş? Değil İslamist'ten dedim. Çünkü o bizim taraf Cumhuriyet'e şuna buna çok itibar etmez. O dedim. Orada 1,5 dakikalık benim bir sesimi de koydu. Şimdi o üst başlık bakıp da
Yani o 1,5 dakikayı, hani ben 2,5 saati demiyorum, 1,5 dakikayı dinleme zahmetine katlansaydılar veya katlansaydınız, siz zeki insanlarsınız. Yayının özünü dinlemesi lazım. Hani peki. Tümünü de değil. Yani Deli İslam şunu da yapmış. Sesimden 1,5 dakika koyduğu 1,5 dakikada da o cevabım var. Şu kadar, yani bunu anlamayacak bir şey yok. Orta zeka anlar yani. Diyorum ki Hamas ehli sünnetse, yani ehli sünnet olduğuna göre diyorum, yani ehli sünnetse bunu yapmaz. O zaman işin içinde bir iş var. Eğer böyle bir şeyler yapıldıysa yapıldıysa diyorum, bu mutlaka bir girme, ajanların girmesiyle İslam'ın adını kötülemek, Hamas'ın, İslami mücahitlerin sümasını, duyumunu takviye etmek, Müslümanları kötü göstermek, hatta uzun uzun anı, yani İslam ilerliyor, özellikle Avrupa'da Hristiyanlardan çok Müslüman olan var, tam bu dönemde IŞİD'in bir versiyonu gibi, aha bunların hepsi böyle gibi, yani burada bir kasıt var diyorum, bu böyle bir şey varsa. Peşine ne diyorum? Peşine diyorum ki bu videoların ne kadar ehli sünnet ehli sünnet, orada virgül lazım tabii, ehli sünnet virgül çıplak kadını soyar mı, doğrar mı diyorum, yapmaz diyorum, yapmadığına göre diyorum, bunu araya birileri girdiyse diyorum, bak adres de veriyorum, Haçlı Şabi gibidir, bilmem ne gibidir, ehli sünnetin kadınlarına bile, Müslüman Müslümana yaptı bunu diyorum, Suriye'de bu gibi işler karıştıysa bir karışan olabilir diyorum. Ama bunu Hamas ehli sünnetse ehli sünnet bunu yapmaz. Hocam, Hamas ben, ehli sünnet değil demiyorum bak. Hocam, ondan sonra diyorum ki bu teknoloji çok gelişti diyorum aynı sohbette. Hani sonradan kıvırdı mıvırdı değil. Hocam KC başlığını, KC başlığını değiştirelim. Arkadaşlara ben hemen onu söyleyeyim. Hocamızdan doğrudan Hamas'ın hakkındaki yorumları diye bir KC başlığı atarsanız sevinirim. En azından izleyicilerimiz de o yorumları doğrudan izlemiş olsun ve yorumları üzerinden yapılan hataların düzeltmesiyle ilgili kısımda devam etmiş olalım. Peşine hocam, şunu diyorum, bakın madde madde Kadayıf'ın telleri gibi derdi Erbakan Hoca, böyle tahlil ediyorum. Diyorum ki Allah-u Teala buyuruyor ki estaizu billah ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş kullar, incaakum fasikum binebeyin fetebeyyenu, fasık bir haber getirirse iyi araştırın buyuruyor. Nerede kaldı ki Yahudi ile karşı karşıyayız diyorum. Yahudinin çok büyük teknolojisi var. Şu anda diyorum eski dönem değil, yapay zeka çıktı diyorum. Eskiden kesiyorlardı, biçiyorlardı videoları, bir eski videoyu yeni diye ki 2022'nin bir şeyini, hastane bombalamasında İsrail devlet olarak 2022'deki bilmem neyi gösterdi, sonra geri çekmek zorunda kaldı. Şu anda diyorum, yani ondan tabii ben evvel konuştum bu olaydan, evvel konuştum Aslan Şin'den. Şu anda diyorum Tayyip Bey'in geçen işte sesini taklit ede yapay zeka ile öyle bir hünerle ilerledi ki, eskiden böyle bir şerit geçiyordu, böyle hemen anlıyordum. Burada bir kesme var, doğrama var diyordun. Onu da anlayacak durumda değiliz. Tam bir montaj ve orijinal haliyle şu andaki gibi bize yuttururlar. Fasık'ın haberini araştırın. Ya Yahudi'nin haberine nasıl inanılacak diyorum. Bu videolar, yani doğranmışlar, kesmişler bilmem neler. Bu videolar diyorum aslını yansıtmayabilir diyorum. Bunlara inanmamak lazım. Yahudi bunu servis etti diyorum. Bir. İkincisi, böyle bir şey varsa yine Hamas yapmaz diyorum. O zaman işin içinde bir iş var diyorum. Ha sen dersen ki Hamas ne biçim ehli sünnet ya? Hamas ehli sünnet olsaydı bunu yapmazdı. Belli ehli sünnet olmaz. Bunlar şiaya kapılmış. Ha bu lafların o manaya geleceğine ben de katılırdım. Ama işin içinde iş var dersen, buraya bir ajanlar birileri girdi dersen, ehli sünnet bunu yapmaz dersen, burada efendim yapay zeka ile kullanılan çok montajlar olur, fasıkın haberinden beter, Yahudinin haberiyle karşı karşıyayız Müslümanlar, bunlara kapılmayalım, daha bunun çözümünü size göndereyim. Yani ben onu, ben ne demişim acaba dedim, sesten de çok kafama kalmıyor, kendi konuşmamda daha zor oluyor kendi konuşmanı dinlemek, çözdürdüm. Bütün çözümünü aldım. Neler söylemişim, neler, ne ilimler, ne bilgiler, ne şuurlar vermişik Müslüman kardeşlere. Sen bundan ne çıkarttın abi?
Hamas'a çattı çıkarttı. Bundan Hamas'a çattı. Hocam, bu onlar, çıkar mı ya? Onlar 2,5 saatlik bir konuşmayı belli bir niyetle dinlediler. Üzerinde çalıştılar. Cümleleri, şunları bunları seçtiler. Takdim tehir yaptılar. Kafalarına uygun bir şey kolaj oluşturup onu servis ettiler. Bunların işi bu. Ya tabii işte ondan sonra Milli Gazete aldı topu. Tabii. Milli Gazete aldı. Ben MİTİK meselesine ne dedim istismar ediyor. Hatta hükümete de ben tepki verdim. Geç kaldınız dedim. Yani 20 gün oldu. Ben ilk Fatih Bey'e, ilk kürsüden Fatih Bey dedim. Ya neredesiniz dedim. Akgençlik nerede? Türgev nerede? Tukva nerede? Yarın MİTİK var. Ben dün ilan ettim. Allah için mutlaka herkes gitsin. Bir amin, milyonlar toplansın. Bir amine rastlar. O evet. kadar milyonların amini başka. Biz de burada 100 kişi, 200 kişi. Belki benim televizyon canlı yayında. Belki 50 bin, 100 bin de seyrediyordur. Yani canlı yayın televizyonumuz her yere var. Bütün Avrupa'ya her yere yapıyoruz. Ben bilmiyorum ki kaç kişi izliyor. Şeyi bak, 5 bin, 6 bin şeyde izliyor falan. Onu görebiliyoruz YouTube'u. Bak dedim orada milyonlar toplanır. Orada bir amin denir. Milyonların amini Mevla Teala icabet buyurur. Birden kabul eseri zuhur eder. Tayyip'in dediği gibi bir umut dedi, bir Mevla yardım eder. Yani ben bunları teşvikçiyim. Ama istismarcılara karşıyım. E şimdi hemen Milli Gazete ne yaptı buradan? Ya dedim ne dedim buna? Müsaade ediyorsunuz. Zaten bu kadar İran yandıcılığı yaptı. O yapıldı, bu yapıldı. Bu kadar Müslümanlara zarar verildi. Solcularla birleşildi. Ondan sonra şimdi kalktılar Filistin'i savunalım derken yeniden imajlarını, hangi imajı toparlamaya çalışıyor? Kasım Süleymani'ye şehit dedi. 10 binlerce kadının rızına tecavüz edip bir de ya Rabbi sen rızan için yaptım diye pantolonunu çeken o zındık açtı Şabi Şiilerinin şu 6 milyon buradaki toplayalım. Üsame Rufaileri, Sariye Rufaileri buradaki bütün Şam uleması bizim hukukumuz olan zatlar toplayalım bir anlatsınlar ya bunlar İran'dan Haçlı Şabi'den neler yaşadıklarını anlatsınlar. Sen buna şehit dedi tabi imajı bozuldu biz de bindirdik bilmem ne. Şimdi o imajı tazelemek için Filistin'e şimdilik sarıldı. Ya Filistin'e sen sarıldın ben hükümete bir şey demiyorum. Devlet Hakan Fidan'a çok duacıyız adamcağız mekik diploması evine dönemedi. Çok çalışıyor Tayyip Bey. Biraz müteahhir açıklama yaptıysa da o beyin adam arkadan neler yapıyor gece gündüz ne hizmetler yapıyor biz bunu biliyoruz derken şahidi değiliz ama bilmek zorundayız o kadar akılsız da değiliz neler gece gündüz o işin şeyindedir kotarmaya uğraşıyor ne yardım yapabilirim ben Müslümanlara bunlar uğraşıyor sen burada bir şeyin yok zerre kadar yardımın yok işin gücün dinsiz kitapsızlarla birleşiyorsun öbür taraftan ehli sünneti kesen doğrayan adamlara umman veriyorsun şehit diyorsun onlarla anlaşıyorsun geliyorsun burada geldi Filistin'i şey ediyorsun istismar ediyorsun diye ben bu MİTİK işinde dedim gitmeyin ya gitmeyin alternatif göstermemiz lazım. Alternatif göstermemiz lazım. Mitingler yapılması lazım. Halk lanet okumak istiyor. Müslümana dua etmek istiyor. Beni İsrail'e lanet okumak istiyor. Ya insanlar hiçbir şey yapamıyor ya. Bunaldı insanlar. Psikolojileri bozuldu. İnsanlar ben torunumu sevemiyorum ya. 20 gündür ben torunlarımı sevemiyorum ya. Torunuma bakıyorum. Oradaki çocuğa atıyorum. Torunumu sevemiyorum ya. Torunumu öpemiyorum ya. Bu duruma geldi Müslüman. Yani kardeşim. Ne geç kaldınız dedim. Sonra Fatih Bey bana haber göndermiş Konya'da. Ya mübarek Konya'da yapılsın ama burası İstanbul yani. Şimdi burada bir İstanbul mitingi yapılamadı. Artık yarına hocam, kaldı. Şeyde, tam da... Hayır bu sefer ne yaptı Milli Gazete? Hı hı. Hamas'ın davasına, Kudüs davasına balta vuruyor. Manşet. Manşet verdi evet. Manşet. Kudüs'ün davasına ben balta vuruyorum. Nerede balta vuruyorum ya? Ömrüm Kudüs davasını anlatmakla, beni İsrail'in aleyhine konuşmakla geçti ki son milli görüşlerde ben Avrupa'yı karış karış geziyordum. 12 Eylül'den sonra Avrupa'ya gittiklerimizde tabii milli görüşte ne yapsın? O zamanki milli görüşte tabii şimdikilerin elinde değildi ama ya Yahudi hakkında yılbaşı gecesi oluyordu. Bilmem ne Avrupa, Almanya'nın muhtelif yerlerinde bana geldiler. Dediler ki Yahudi Hristiyanların hakkındaki, aleyhindeki ayetleri okumayalım dediler. Ondan evvel bindiriyorduk. Neler okuyorduk? Viyana'nın merkezinde her yerde gezmiş, sohbet etmiş adamım ben. Sonra Milli Görüş'ün yetkililerinden gelen haberle dediler Yahudi Hristiyanlar hakkındaki şeyleri okumayalım. Yani burada sorun çıktı. Ben de bir şey demedim. Dedim ben
buranın yönetimi size ait. Ben tabii şimdi size karşı inadına bir şey yapıp da caminizi kapattıracak bir şey de yapmam. Şeyci değilim, fitneci, militan değilim. Ama dedim, benim gayem Yahudi Hristiyanlara benzememek ve bunların düşmanlığını anlatmak. Eğer ben bu konuya giremeyeceksem, bu ayetleri okuyamayacaksam daha gelmem dedim. Ve ben 20 senedir gitmiyorum. Gitmedim. Çok da çağırıyorum. Peki niye hocam? Ya ben Yahudi Hristiyan hakkındaki ayeti okuyamayacaksam ne işim var 5000 kilometre geleceğim ya? Hocam. Benim ömrüm böyle geçmiş. Sen bunu bilen adamsın. Milli Gazete, Milli Görüş manşet atıyorsun. Efendim Kudüs davasına balta vurdu. Ahmet ben hocam. Ben senin istismarına balta vuruyorum. İstismarına balta vuruyorum. Şimdi ya bu gençlik hareketleri çoktan olmalıydı. Yapılmalıydı yani. Bu gençliğimiz neredeydi hocam, bizim yani? Hocam çok önemli bir husus. Batman'da, Diyarbakır'da, Doğu illerinde çok büyük gövdesel. Yani o elleri ayaklar öpülesi, o Batman'daki tepkiyi ben çok anlamlı buluyorum. Maşallah. Yani biz çok hepsine güzel. Destek verdik. Evet. Allah razı olsun yani, desteği olan herkesten. Yani tebrik ettik. Çok güzel. Şimdi bir büyük şehir İstanbul gibi bir yerden bahsediyoruz. Yani bir 10 milyon insan meydana dökülmesi gerekiyor. Her bireyin dökülmesi, vicdanı sızlayan herkesin dökülmesi gerekiyor. Ama işte bu kontrollü olsun dedim kontrollü, ben. Tamam. Çünkü kontrolsüz oldu. Hatta bizim camiadan da bazen ismini vererek mecburen ikaz etmek zorunda kaldım. Yani tahrikçi provokasyon hareketlerine. Neden? Bunlar, çünkü kaymakam, vali, kontrollü hükümet, devlet izinli olmadı. Olmayınca gittiler konsolosluğun önüne. Biz bunları hep cemaati uyarıyoruz. Bazı arkadaşlarımız var. Niyetini Allah bilir. Ama işte ben barikatı ben yardım. Tek ben yardım. Biber gazını bana sıktılar. Bir de jop yedim. Ama tek ben yardım. Arkan hem de tek kollan gibi. Sonra ne oldu? 43 polis yaralı. Bir kişi kalp krizinden öldü. Rahmet oldu. Şimdi ben onu demek istedim. Arkadaşlar önüne gelenin çağrısına icabet etmeyin. Polisten karşı karşıya gelirsiniz. Bir de ondan sonra tweet atıyor. Bizim İsmail Han'ı başardım. Erdem Özören diyor. Orada çok itibarlı eşine. Bir de tweet atıyor. Ey diyor polis diyor. Yahudi'yi koruyacağına diyor. Gazze'yi koru diyor. Ya kardeşim buradaki polis Yahudi'yi mi koruyor ya? Burada zimmi bir durum var. Burada senin vatandaşın veya devlet bilmem nesi. Düzen bozukluğuna yani sebep 15. oluyorsun. Katta. Sen oradan barikat açmam yakacağım. Nereyi yakıyorsun abi? 15 katlı bina. Orada Türk'ü var, Müslüman'ı var, her türlü insan var. Yahudi zaten 15. katta. Sen 15. kata gidene kadar 43 polisi devirmişsin. Yaralamışsın. Oradan önüne geleni vuracaksın, öldüreceksin. Ya bu olur mu? Ben onu demek istedim. Önüne gelen şeye katılmayalım. Sorunun özüne sorunu bekleyelim, hükümeti bekleyelim ama hükümet biraz geç kalındı bu işte. Benim görüşüm, sizin hocam, görüşünüzü peki, bilmiyorum. Sorunun özüne Ekrem abi özür. Bir sorunun özüne dönelim. Şeye Hamas saadetçilere tamam. Bir istismar oldu. Şimdi ne diyor? Temel Bey şimdi ne diyor dün evvelsi gün? Niye miting yapıyorsun diyor. Bugün. Sen diyor hükümetsin, bu, hocam, icraat yapman gerek. Bugün, ya adam miting yapıyor yine suçlu oldu. Hocam bugün Saygı Öztürk'e konuşuyor. Diyor ki miting bahanesiyle şov yapacaklar diyor. Şuna bak. Miting yapmaları garibime gitti. Çünkü iktidar miting yapmaz, halk yapar diyor. Ve ekliyor. Diyor ki İcraat yapar hükümet. Miting yapmaz diyor. Ya ne icraat bugün yapıyor? İcraat yapmadığını mı ne bir zannediyorsun? İcraat, en büyük icraatı Türkiye yapıyor şu anda. Türkiye, Amerika niye Türkiye'ye 6 tane dün talimat gönderdi? İran'a ne yaptı? İran'a 2 tane mezar gönderdi diyor. Abdullah Yan mı nedir? Savunması mıdır? Hariciyesi midir? Hı hı. Ne diyor? Nasıl kendini kabak gibi ortaya çıkart? Benim ilk günde konuştuğuma dönecek her şey. Nasıl kabak gibi? Diyor ki Amerika diyor bir de 2 mektup gönderdi. İki mesaj gönderiyor. Bak 52 İslam ülkesine bir ama şey göndermiyor. Türkiye. İran'a gönderiyor. Mesaj ne? Harbi genişletmek istemiyoruz. Yani sen de girme ben de. Peki birbirimiz hocam. Karşı karşıya gelmeyelim. İkinci mesaj itidalli olalım diyor. Niye İran'a diyor da o Türkiye'ye ne diyor şimdi? Hamas'a süreceksin, pasaportlarını iptal edeceksin, vatandaşlarını iptal edeceksin, terörist ilan edeceksin, diplomatları keseceksin. Ondan sonra sizin içinizden de diyor, bir yetkili diyor, bu saldırıya karışmış mı acaba diyor, bir soru koyuyor, o yetkili var mı diyor, ne demek o? Kimseye demediği bir şeyi, kimseyi de yani bize yapacağı bazı vereceği sıkıntıların önünü hazırlıyor. Mukaddimelerini başladı konuşma. Niye İran'la ilgili bir şey yok? Ona aman yaymayalım, itidarlı olalım, rahat olalım diyor. Bize geldi 6 tane saldırı yani mesajı tehdit yaptı dün
Dün evet haberlerdeydi. E şimdi bu hakikatleri görüyoruz. Sen bu hükümete iftira atamazsın. Hükümet bir şey peki, yapmıyor. Kamuoyunun merak şov ettiği. Yapıyor. Ne şova ne ihtiyacı var Tayyip Bey'in şu saatte? Kamuoyunun merak ettiği husus şu. Cübbeli Ahmet hocamız Hamas'ı nasıl tanımlıyor? Ben onu da bir 40-50 dakika yine gençlerin soruları cevapları diye bir program vardı. Soru cevap 3 saat sürdü bizim YouTube kanalımızdaydı. Hı hı. Orada da daha geniş bir şekilde başlığı neyse arkadaşlar baksana yani link attık 40-50 dakika çok ilmi bir izahat yaptım. İhvan-ı Müslümin'den başladım, onların aslından başladım, neslinden çıktım. Oradan Hamas hareketine geldim, Kassam Tugaylarının durumuna geldim. Bunların genel manada ehli sünnet olduklarını beyan ettim. Efendim Mursi'nin o hareketten olan Mursi rahmetullahi aleyh şehidimizin durumunu anlattım. İran meclisinde Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali dediği için İran tarafından çizildiğini, İran onu yani o ihtarbeye göz yumduğunu, sadece halifelerimizin adını o mecliste kasıtlı okudu Mürsi tabii mübarek adam. Mesela bunlardan girdim, her şeyden çıktım. Ancak şunu söyledim. Dedim ki Hamas zor oyunu bozar meselesinden dolayı İran'la, İran'ın asla itikadı üzere değildir dedim. Şia'nın itikadından, yani Ayşe düşmanlığı radıyallahu anh'a, validemizin Hazreti Sıddık düşmanlığı, sahabe muhaver, yani sahabe düşmanlığı asla Hamas'ta yoktur dedim. Hamas ehli sünnettir dedim. Orada beyanlarım var, yani sizden dolayı şu anda yeni bir şey ihdas etmiyorum. Bu soru soruldu önceden, bir önce. Ancak zor oyunu bozan mesela, orada da koca bir devlet var. Tabii İran İslam Cumhuriyeti diye geçiniyor. Bizimki laik bir cumhuriyet olarak geçiniyor. Şimdi laik bir cumhuriyet olarak geçindiği için insan haklarından, zulümden dolayı bizim hükümet devreye girebiliyor. Devlet Bey'in de açıklamaları var. Tamam, dindaşlarımız şudur budur ama şimdi laik devletin şeyi bir farklı giriş açıları. Sen diyorsun ki ben İslam Cumhuriyeti'yim. Sen adını İslam Cumhuriyeti koymuşsun ve Filistin'in kendini hamisi ilan etmişsin. Efendim hamisi ilan etmişsin. Tutmayın beni, tutmayın beni. İkide bir. Bütün Gazze öldü gitti. Millet açlıktan şu anda ölmek üzere. Durduramayacağım diyor. O hemen ikide bir. Ya zor durduruyorum devrim muhafızlarına. Ya durdurma. Kolunda tutan var. Zor durduruyorum bilmem ne. Başlarsanız başlarız. Ya millet ölüyor. Ha bizim buranın, bizim hükümetin, İran'ın yaptığı gibi bir atmosferi yok. Yani tutmayın Hamas'ı, beni, tutmayın beni, geliyorum, zor durduruyorum, böyle bir şey Tayyip Bey'e ama Tayyip Bey akıllı mantıklı konuşmalar hocam, yapıyor. Hocam Hamas'ı İran'ın mı bu 7 Ekim'deki operasyona yok, teşvik onu, ettiğini yok, ona ben bilgim olmayan, İşte delil, bunlar ama sizin bilgim delilim olmayan şeylere, ama Hamas'ın İran'la zor oyunu bozar kabilinden yardım alamıyor bir hocam, yerden. Şimdi oradan yardım alma şeylerini, onların da görüşmeleri vesairesi olduğu hocam, belli bir şey. Hocam ama bu olayı İran mı yaptırdı oraya? Ona benim delilim işte, yok. Ama demişsiniz ki Hamas'ı bu işin içine İran soktu demişsiniz. İfadesini kullanmışsınız ya. O kısım hani biraz şey yapılıyor, eleştiriliyor tamam, bana İran'da göre. Tamam, İran da bunu açıkladı. Dedi ki ben bu işi bil fiil planlamadım, ben onlara yaptırmadım. Ama arkalarındayım, yardımları, silah işte vesaire de yardımlar ben yapıyorum dedi. Hamas da bunu reddetmedi. Burada ben Hamas'ın yanlış bu, yaptığını söylemiyorum. Hocam, biraz yanlış yaptığını yani. Ama Murat direnişi Bey. Hamas direnişini bunların gözünde Murat şeye Bey. Dönüştürmüyor mu? Hani İran destekli bir hamle, İran bu işin arkasındaysa. Hayır, ben İran yaptırdı demedim. Benim dediğimin manası şu, eğer kadın soydularsa, doğradılarsa, kestilerse, esirlere, İslam'a uymayan muameleler varsa dedim, burada İran karışması vardır dedim. Benim lafımın başı sonu var. Peki. Bunu ehli sünnet yapmaz dedim. Hocam şu ehli sünnet yapmayınca dedim, var. Bunu dedim, Suriye'de Müslüman'ın ehli sünnetin karısına kızına bunu reva gören bir zihniyet var. İran karışmıştır. İşin içinde iş var dedim. Ben bu saldırıyı İran yaptırdı mansa demedim. Onun gerisi ilerisi esirlere yapılan veya o andaki saldırıda yapılan muameleler içerisinde İslam'ın savaş hukukuna uymayan görüntüler yayıldı. Bir dedim bu görüntülere i̇şte o görüntü, dikkatli yaklaşalım. Hocam o görüntüyü bu Yahudinin de, o görüntüyü de hayır, İsrail o, servis etmiş olamaz mı? Hayır dedim onu da. Ki sonrasında hayır, da dedim onu da. Kadının zaten çıplak olarak kadın oradan zaten bikini alındı. Çıplak gelmiş sonra i̇şte, çıktı. Ortaya çıkınca, ama bakın
ben kesin bir şey konuşmadım. Orada 3 şıklı konuşma var. Bu 3 şıktan bir tanesi fasıkın haberini araştırır. Ya Yahudinin haberini nasıl araştırmasın? Bir de yapay zeka kullanıldığı için tam montelenmiş olabilir. Kimse de anlayamayabilir. Peki bunu. Peki hocam şöyle bir dedim. Bilgi. Bir onu dedim. İki, peki. Hamas ehli sünnet ise, yani sünnet olduğuna göre demek o. İleriden anlaşılıyor. Ehli sünnetse bunu yapmaz. O zaman kim yaptı dedim. Ben deseydim ki Hamas ehli sünnetse bunu yapmaz. Demek ehli sünnet değildir. O zaman o başlığı atardın. Haklıydın. Ben dedim ki ehli sünnetse bunu yapmaz. kim yaptı? Ben suçlu arıyorum. Burada bir yanlış varsa buraya ajanlar girdi. Burada İran'ın efendim, hatta dedim gözler de örtülü olduğu için doğal olarak örtülü olması lazım. Şey de belli olmaz. Yani birkaç kişi orada girse, anladın mı sen? Görüntüsü de olmadığından sen onu Hamas değil diye de ispat edemezsin. Öyle bir durum var ki gözüne bir şeyi çeken girdi oraya 3 kişi. Bir kişi bile bir kadına böyle bir şey yapsa bütün Hamas hareketini, oradaki meşru müdafaayı veyahut da cihat diyelim buna. Biz cihat kabul ediyoruz bunu. Bu cihadı ne yapabilir? Bir kişinin, peki hocam, tam da bir kişinin sorunuzun, sahabenin arasına girse bir münafık. Sorunuzun yapmaz cevabı. Mı? Yapar. Ben bunu İran yaptırdı demedim. Hocam. Buradaki menfi olaylar, yani İslam'ın savaş hukukuna uymayan, görüntüde birinci kademede bu görüntüler doğru mu? Bu araştırılsın. Birinci kademe bunu söyledik. İkinci kademede de geldik, yine bir kademe yaptık. Hamas bunu yapmaz. O zaman kim yaptı? Ajanlar devreye girdi. Ajanları ararsak ben İran'a o ajanları hocam, yükledim. Hocam. Olabilir. İran ajanları olur. İran yaptı dediğim bu operasyonu hocam, demedim ben. Hocam bakın ben Murat İrancı Bey. Değilim ama İsrail daha yakın değil mi? İsrail yaptı deseydik sanki daha şey olmaz mı? Hayır yani ama İsrail yaptı dersek. İsrail hemen dibinde bu kadar benzeyecek. Şu var bakın. Kıymetli hocam İsrail şu bilgiyi paylaşayım. Ben şunu da düşünmedim değil. İsrail yol verdi. Yani tamam. Yol verdi ki tamam. Bunlar bunu yapsın ki hocam. Bakın Adnan Oktar'ın 2016'daki bir 14. 2014'te bir konuşması de var, yok ne diyor herif, ne diyor o tabi biliyorsun Netanyahu'dan işgal edilmesi gerekiyor yok, yok Netanyahu'dan teşekkür alan adam tabii, o tabii. Adam ne diyor ya, girecek ama diyor Gazze'yi maddeyi yapamıyor diyor, ne yapması lazım, kendine bir güçlü bir saldırı yaptırtması lazım, o saldırıyı yaptırtırsa diyor adam bari. 10 sene evvel 7-8 sene evvel konuşulan bir laf. Ben onu niye demedim? Yani İsrail, ben onu düşünmedim değil. Ama o kararda da değilim şu anda. Peki çünkü hocam. Neden? Şu anda aldığım bütün, yani dinliyorum, vakit buldukça dinliyorum, ahil kıymetli adamları hocam, dinliyorum. Şöyle bir bilgi paylaşalım. Yani o zaman bakın. Şey yok. Yani İsrail kendi yaptırdı dersen, bu sefer o zaman Hamas İsrail'le mi anlaşmalı veya İsrail'in ajanları Hamas'ın içinde daha tehlikeli Ahmet hocam, olur. Ahmet hocam. Ben Hamas'ın bunu Kassam Tugaylarının ben onu da izah ettim. Rehin alma, esir almanın İslam'da altyapısını meşrulaştırmak için bir beyin yürüttüm. Kimseden ben bunu duymamıştım o zaman kaç gün evvel. Şunu düşündüm. Madem ki bir tane Beni İsrail'den esir aldı da o bir esire karşı 1000 tane Filistinli Müslümanı kurtardı. 1500. Ben de dedim ki bu bir beyin yapısıdır. Buna fetva verilir. Nasıl fetva verilir? Rehinleri alırsın, esirleri İslam'a uygun şekilde yediğinden yedirirsin, giydiğinden giydirirsin. Nerede kaldı ki? Ben o videoları da o sohbette paylaştım. Çocuk la tözü eziyet etmeyin. Esirimiz sonra bizim diyor. 10 yaşında bir Yahudi de aynısını hayır, söylüyor. Hayır 10 yaşında. Ben onu söylüyor, ilk sohbette söyledim ya. İlk bana bu iftira atıldığında söyledim. Eziyet etmeyin diyor. 10 yaşında çocuğun Müslümanlığının şuuruna bak dedim. Ondan sonra yedirdiklerini her şeyi söyledim o videoda. Onun için dedim Hamas bunu yapmaz dedim. Sen bunu 2 saati dinlemeden bunu nasıl anlayacaksın ya? Peki hocam size hemen el cevap. Hamas'ın siyasi büro şeflerinden önemli biri ve danışman Türkiye'de bir açıklama yaptı. Dedi ki Netanyahu Gazze'yi işgal etmek için Yahudi bayramından sonra Gazze'nin bütün yerle bir edilmesi için derinlemesine bir plan yapıldı. Bu planı da Hamas'ın bilgi sızması üzerinden, casus yazılımlar üzerinden bu bilgileri elde ettiğini ve insan popülasyonunun yoğun olması gereken bir döneme İsrail'in Gazze ile ilgili bütün detaylarının bildiklerini
ne zaman operasyon yaptıklarını, tam da resmi dini bayramlarının olduğu bir dönemde, biz nasıl olsa şehit edileceğiz, biz nasıl olsa katledileceğiz, biz nasıl olsa yok edileceğiz, o zaman buna karşı bir hamle ile biz müdahale etmek zorundaydık. Ne burada Türkiye'nin parmağı var diyor, ne İran'ın parmağı var, tamamen mücahit bir mantık üzerinden şekillendiğimizi yayınlayabilirsiniz ve hatta yayınlarda da konuşuldu. Tamam. Peki. Ben de o karara vardım son. Peki. Yani anladığımız baştan bir şeyler düşünüldü ama. Nedeni de diyor ki bizim bu operasyonu yapmamızın birkaç nedeni vardı. Bir, Akdeniz Münasır Ekonomik Bölgesi Türkiye çıkarına ters düştüğü için, Filistin çıkarlarına ters düştüğü için, tamamen Filistin'in işgal edilmesini planladıkları için, İbrahimiye anlaşmasıyla birlikte bizi Sina'ya sürmek istedikleri tabii için biz bu kararı aldık. Öldürüleceğimizi bile bile, tabii, katledeceğimizi bile bile bu yola başvurduk. Onlar zaten şehit olmak peki istiyorlar mübarek. Burada, maşallah onlara. Burada başka bir yoruma ihtiyaç var mı? Yok. Murat Bey, ben de bunun fetva yönünü... Hayır hocam, zaten diyor ki 2 saatlik kaydım var kardeşim. Başında şunu söyledim, bunun sonunda bunu söyledim. İyi almışsınız 5 dakikayı, 1,5 dakikayı kesmişsiniz. 1,5 yapıştır... dakikada da var benim meramımı kesmiş, anlatan ifade. Madem diyor öyle, bunu kim yaptı diyorum. Hamas'a atmıyorum ki. Şimdi affedersiniz ama şu an konuştuğumuz, neredeyse 45 dakikadır konuştuğumuz konunun temeli... Hı hı. 7 Ekim sonrası İsrail taraftarı medyanın büyük ihtimalle kesip biçerek planlayarak ortaya attığı bir görüntü üzerinden yorum. Hocamın 2,5 saatlik yaptığı bir konuşmanın içinden kırpılıp alınmış bir bölümle ilgili izahatı ayırdık. Hı hı. Yani şu anda 45 dakikadır bunu konuşuyoruz. Olay ne? Şu ana kadar 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa tufan harekatında, hı hı, İsrail'in ya da bir başkasının ortaya çıkıp da Hamas'ın çocuklara, kadınlara işte falan filan şeklinde söyleyip de doğrulanabilen tek bir görüntü bile yok. Bütün görüntülerin, biraz önce hocam da söyledi, 2021'de, 2020'de, 2018'de, kiminin Suriye'den, oradan, çocukların başka bir yerden falan alınıp iddialar olarak ortaya atıldığı söylendi. Dolayısıyla bütün konuştuğumuz şeylerin temelinde aslında kurgu olmayan bir şey üzerinden şimdi bunları konuşuyoruz. Yok böyle bir şey. Yani böyle bir şey olmamış. Dolayısıyla varsayımlar üzerinden hocam derdini de anlatmış. 1,5 dakikayı da bahsediyor ama biz 45 dakikadır bunu konuşuyoruz. Düzeltmeyi konuşuyoruz. Ve, ve aslında belki konuşabileceğimiz çok daha önemli şeyleri bir kenara bırakıyoruz. Şimdi mesela ben bir şey söylemek isterim. Buyurun. Yarın miting var. Gecikti mi? Belki gecikti, bilmiyorum. Ama bakın, 7 Ekim sabahı yapılan Aksa tufanı harekatı ile alakalı altı çizilmesi gereken hususlar var. Nedir o? Gazze 1967'den 2006'ya kadar işgal altındaydı. İsrail'in işgali altındaydı. İsrail aşakması. Buradaki işgalin sonra belki oradaki insanların nüfusa alınması ve ileride seçmen olmaları ihtimalini bildiği için ve de karşılaştığı sıkıntılar sebebiyle işgali bıraktı. Yeni bir taktik buldu. Alçak bir taktik. Burayı dedi, abluka uyguluyorum. Ablukayı da nasıl uyguladı? Gidenler, şahit olanlar anlatıyor. Mercimek bile, mercimek kafama çok takıldığı için hep bunu tekrarlıyorum. Mercimek çuvallarını bile didik didik ederek oraya girmez, yani silah ya da bir şey yap, mühimmat yapımında kullanılabileceğini düşündükleri her şeye mani olmaya çalıştılar. 17 senedir. Ama 7 Ekim sabahı Hamas ezber bozan bir iş yaptı. Bir saat içerisinde 5000 civarında roket attı ve bu arada herhalde 7-8 ayrı yerden paramotorlarla sınırları patlatarak, bir şeyler yaparak İsrail'in içine girdi. Girdiği yerlerde karakolları, şuraları, buraları, askeri yerleri, istihbarat yerlerini, İsrail Mossad'a ait yerleri falan oralara daldı. Bazılarını çok açıklanmadı ama bir hafta 10 gün kadar da elinde tuttu. Oraları ele geçirdi. Bu arada yapacağını yaptı. Bu arada o günden beri efendim kadınlara, çocuklara, bir dakika, hayır. Bir sürü görüntü çıktı, hiçbirinin aslı yok. Olay ne? Gazze'nin kuzeyinde o gece, harekat gecesi yapıldığı söylenen o festival, İsrail'in özellikle belli bir kesiminin hiç arzu etmediği, hiç istemediği, İsrail yönetiminin hoş bakmadığı bir festival. Neden? Herkesin uyuşturucu kullandığı, yani kendilerinden geçtikleri falan bir festival ve
Filistinliler, Hamas, İzzettin Kassam Tugayları oraya girdiklerinde orada ölenler mi var mı var, ama bakın 20 gün sonra bütün konuşulanlardan, tartışılanlardan ortaya şu çıkıyor: orada çoğu ölen kişiler, İsrail, o festivale ölmüş katılanlar da söylüyor, İsrail tarafından vuruluyor, çapraz ateşte kalıyor. Çapraz ateşte ölmüş. Dolayısıyla Filistinli, işte Hamaslılar, bir Yahudi kadın tarafından da burada bu da söyler ifade etti. Dolayısıyla bakın, işte 45 dakikadır konuştuğumuz şeyin temeli uyduruk bir görün. Aslında belki şimdi hocamın söylediklerinden konuşulması gereken bir şey var. Bir dakika, Hamas, evet, mercimek çuvalları bile kontrol ediliyor, evet, ama Hamas şu anda 5000, 6000, 7000 roket attı. Ne kadar olduğunu artık bilmiyor. Çünkü arada bir atıyor. Dün gece mesela Tel Aviv'e roket düştü. Nasıl düşüyor roket? Seri roketler atıyor, demir kubbe bazılarını yakalıyor. Çok hoş bir manzara bir yönüyle. 50 dolarlık fake rokete 100 bin dolarlık, 50 bin dolarlık mermi atılıyor. Ondan sonra diğer roket geldiğinden onu karşılayamıyorlar. Yani ne kadar savunursanız savunun kendinizi, alçaklık yapıyorsanız, zalimlik yapıyorsanız, karşınızdaki mazlum bir yol bulabiliyor onun. Bu bir açıklamasıdır. Öbür tarafı da şu: Hamas buraya nasıl geldi? İşte Hamas şey, Gazze metro deniliyor. 500 kilometrelik Hamas'ın altı şeyin, Gazze'nin altında muhteşem bir metro şeyi, tünel yapısı var. Vurdum, vuruyorum, vuracağım deniliyor ama büyük ihtimalle Hamas teknolojiyi takip ettiği için o tüneller kimi diyor 20 metre, kimi 30 metre, kimi diyor ki 70 metre aşağıda ve son derece teknik bir şekilde hazırlanmış. Peki bunlar nasıl hazırlandı? İsrail'in ve Amerika'nın, herhalde hepimizin çok merak ettiği bir konu. Biz öğrenmesek de olur. Niye? Var. Elhamdülillah ki var. Neden? Mazlum hiçbir şekilde kendisi için bir çıkış yolu bulunmadığını gördüğü için, hiçbir şey yapmadığı halde İsrail bir sene içerisinde 230 kişiyi katlettiği için, Gazze'de bir çıkış yolu bulamadığı, Birleşmiş Milletler'in, Güvenlik Konseyi'nin bir şey yapamadığını, dünyanın bir şey yapamadığını gördüğü için şu an 20 gündür 7000'i geçti orada şehit olanların sayısı, ateşkes denildiğinde o tepedeki alçaklar itiraz ettiği için yapacak bir şey olmadığını biliyorlar. Sıranı bekle mantığının da bir karşılığı yok. Hamas bir şey yaptı. Doğru, yanlış falan falan. Ayrı ve uzun bir konu. Peki bu hale nasıl geldi? Bilmem. İran var mıdır? Olabilir. Çin var mıdır? Olabilir. Türkiye var mıdır? O da olabilir. Hiçbirisi bunu söylemeyecektir. Hiçbirisi bunu açıklamayacaktır. Bu hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir sır olarak belki tarihe karışacaktır. Ama net olan şu: şu anda bakın, kara harekatı başladı, başlıyor, başlayacak. Bugün yapacağız, yarın yapacağız, öbür gün yapacağız. Siyasi iradeyi bekliyoruz. Yok, İsrail Amerika'yı bekliyor. Amerika İsrail'e dur dedi falan diyoruz. 20 gün oldu. Ciddi bir kara harekatı var mı? Yok. Kısmi kara harekatları var. Sızmalar, neden? Sızmalar var. İsrail oraya girdiğinde ne ile karşılaşacağını bilmiyor. Neden? Bir saat içerisinde 5000 roket atabilen İzzettin Kassam Tugayları ya da Hamas, İsrail'in nasıl kudurmuş bir hayvan gibi davranacağını bildiği için gereken hazırlıkları mutlaka yaptı. Neye göre yaptı? Bilmiyorum. Şimdi diyor ki efendim, tünellere kimyasal gaz atar. Olabilir. Hamas bunu bilmeyecek kadar saf değil. O tünelleri yapan, bu hazırlıkları yapan bunu da hesaplamıştır. Efendim denizden su basarlar, elektrik verirler. Eyvallah, bunu da yaparlar. Bu alçaklığı da yaparlar ama yapar. Buna göre de hazırlık vardır. Dolayısıyla şu, kara harekatı dedikleri şey meskun mahal harekatıdır. Dünyanın en zor harekatıdır. Efendim Felluce'deki komutan bilmem kim gelmiş. Felluce katili alçak gelmiş. Olabilir. Felluce'nin üzerinden 20 sene geçti. 20 senede teknolojide bir sürü gelişme oldu. O alçak bunları öğrenmiştir ama Gazze'deki Hamaslı kardeşlerimiz de öğrenmiştir. Dolayısıyla bugün hala biz bilinmeyenlerle karşı karşıyayız. Ne olacağını bilmiyoruz. Gözümüzün önünde oradaki kardeşlerimiz katlediliyor. Üzülüyoruz, kahroluyoruz, dua ediyoruz, fetih sureleri okuyoruz. Mitingler yapılıyor, sadece Türkiye'de değil, Londra'da, Amerika'da, şurada, burada, Fransa'da kanunen yasak olmasına, anayasayla yasaklanmaya çalışılmasına bir şeyler oluyor. Neden? İnsanlar bazı şeylerin farkına varıyorlar. Burada bence konuşulması gereken çok daha başka şeyler var. Nedir o? Dualarımız daha nasıl daha yerine gelebilir? Nasıl karşılık bulabilir? Başka ne yapabiliriz? Ne gibi şeyler yapabiliriz? Niçin? Çünkü eninde sonunda sınırımızda değil. Şimdi sınırımızda olsaydı bir şeyler olabilirdi. Ne olurdu? Yani o alçaklar işte Mısır'a attıkları gibi, başka yere attıkları gibi sana da birkaç füze atabilirdi. Bunun karşılığı çok değişik olurdu.
Ama şimdi uzak bir coğrafyada... Ama doğrudan canım, seni tehdit ediyor zaten. Efendim? Gerekli mesajları veriyor. Seni tehdit ediyor. Şimdi valla mesaj... Türkiye'de doğrudan Netanyahu açık açık daha önce izlemiyordu. Olabilir de mesele şu. Uzaktan bağırmak çok kolaydı. Ama yüz yüze gelinme ihtimali olduğunda kimin ne yapacağı da çok önemlidir. Tarihe baktığımızda burada bence Ahmet Hocam'dan ağırlıklı olarak... bir şeyin altını çizelim. Yahudi şu anda Amerika'da, şurada, burada, İngiltere'de, Fransa'da gösteri yapanların, İsrail'deki zulme karşı gösteri yapanların arasında Yahudiler de var. Ha, demek ki Yahudi var. Siyonist Yahudi var. Başka bir şey. Bunun mantığı başka, zihni başka, kafasının arkasındaki şey başka. İşte şey çıkıyor Netanyahu, Eşaya'nın işte bilmem kehaneti falan diyor. Ha güzel, Melheme-i Kübra var. Nedir o? Konuşmamız lazım. Ahmet Hocam'a bunu soracağız. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler önemli. Ve konuşulması gereken o kadar çok şey var ki. Bu yüzden ben az önceki, niye? Cübbeli Ahmet Hoca'nın, velev ki değişik şekillerde yorumlanmış bile olsa, Cübbeli Ahmet Hoca yıllardan beri hepimizin gözler önünde ne konuştuğunu, ne konuşmadığını, ne yaptığını, ne yapmadığını bildiğimiz bir insan. Dolayısıyla peki, o da timini falan müsaade. Bir takım alçakların kurguları üzerinden harcanan vakti üzüldüm. Hocam sağ ol ama bu düzeltmeye ihtiyaç vardı. Tabii çünkü kesinlikle medyada, ben Ekrem abiye asla katılmıyorum. Yani hoca üzerine öyle bir şey yapıştırılmaya çalışılıyor ki bunu aydınlatmak beyler, lazım. Daha kısa lazım. Sürede yapılabilir de demek eyvallah, istiyorum. Eyvallah ama hocamın bu konulara bir cevap vermesi zorunluydu. Çünkü sosyal medyada son derece yaygın olarak da ithamlar var. Hatta ben yayına gelmeden önce de bana mesaj atıyorlardı. Neden hatta hocam ben böyle bir şey? Şeyi düşündüm. Dedim şimdi bunun fıkha göre altyapısı, yani bunu İran yaptırmadı. Hamas kendi mücahitler fikir geliştirdi. Yaptılar. Buna da bir mutlaka bir fetva, bir şey bulmaları lazım. İslam'a meşru olduğu bir şey yapmaları lazım. Onu bile ben beynimde mesela kimseden duymadan dedim ki madem bir esirle 1500 esirini aldı, tecrübe edilmiş bir olay var. Bu da burada. Ben İslam'a göre rehin alırım, esir alırım. O sonra ona iyi bakarım ederim ama bunun madem adamı kıymetli, hocam, burada ben ona derim ki bununla da 7.000, 8.000, 10.000 İsrail hapishanedeki Müslümanları kurtarırım. Eyvallah. Bu bir mantıktır. Bu bir meşru mantıktır. Peki. Ama neyle? Esirlere İslam hukukuna göre muamele edilmek kaydıyla. Orada da dedim bunlar bunu yapmaz. Böyle peki. Bir şey varsa bunu başkaları ajanlar girmiştir. İlk tezkiyeyi ben yaptım esasen. Ama bunu buraya çevirebildiler. Hocam, ama bizimkiler yaptı bunu. Bu işin hocam, temeli şu hocam. Avrupa ülke, bir dakika Sabri Bey. Avrupa ülkelerinde çok enteresan bir şey var. Yaygın medya şu anda Filistin'de yaşanmakta olanı ters aktarıyor. Yani bakın 20 gündür hala İsrail'e saldıran Filistinliler, İsrail'i vuran Filistinliler, İsrail'e işte bomba yağdıran Filistinliler masalı anlatıyorlar. Ama çok ilginç bir şey var. Sosyal medya üzerinden işin gerçeklerine yönelik ciddi bir kampanya var. Türkiye'dekinin tam tersi. Türkiye'de yaygın medya ağırlıklı olarak neler yaşandığını aktarıyor. Şu anda bütün televizyonların CNN'i, A Haber'i, işte TVNet'i, Akit'i, bütün televizyonlar gerçekten neler yaşandığını aktarırken sosyal medyadaki bir takım alçaklar Avrupa'dakinin tam tersini yapıp burada Filistinlilerin yaptığı şeyleri karalamaya çalışıyor. Tamam doğru. Şu 60 tane çocuğun kafasını kesmiş gösteriyor. Biden inanıyor hocam, açıklama yapıyor. Hocam. Yani şimdi bu şeye karşı da bunu bir ehli sünnet yapmaz. Eyvallah. Yaptıysa bir ajan girdi yaptı demek zorundaydık. Hocam yapmadı. Bunu, ya tamam ama yapmadığını 20 gün sonra deliller çıkıyor. O iş aynı gün çıktı o iş. Yok, hatta kendileri de yalanladı. Adının oraya çıplak geldi doğrudan. Bir hafta sonra işte hocam, o konuda hocam, biraz o Murat konuda Bey, biraz özür. Hızlı Murat mı Bey. Davranıyoruz? Ben biraz daha beklesek netleştiğinde. Hayır, bana aynı çünkü şeyi, sosyal medyada ciddi bir yalan kampanyası var ya. Bana aynı şeyi benim hanım söylüyor zaten. Benim hanımdan akıllı yok. Diyor ki sen niye böyle önceden konuşuyorsun? Bir bekle, Tayyip Bey kaç haftadır bekliyor. Yahu ben öyle bir şıklı konuşuyorum ki hangisi ise cevabım var. Hocam bu şıklardan hangisi ise cevabım var. Birileri. Peki, ha, Ekrem abinin dediği tamam, o da işine yarayan tamam, alıyor ya karşı ya böyle taraf. Bir şey yalanlanmasaydı da bunlardan biri doğru olarak şu anda karşınıza çıksaydı hepiniz nereye dönecektiniz? Benim ilk günkü cevabıma dönecektiniz.
Ajan girdi, bunu ehl-i sünnet yapmaz. Peki, aynı yerde duruyoruz. Şıklardan hocam, birini kötü çünkü niyetle alıp kullanıyor. Doğru olma. Çünkü neden? Sapığın biri de giremez hocam, mi canım? Yüzlerce kişinin hareketine gider bir dakika, efendim barbarlık yapar, İslam'a uymayan, İslam'ın adını kötüleyen. O şimdi Hamas'a mı mal olması lazım? Şimdi, olmaması lazım. Işte, bu o zaman burada ajanlar hocam, da girebilir. Bu iddiayı da ortaya atan bir fasık ya. Hani Hamas işte ama kadını soydu. Diyorum, İşte hani buna diyen de bir fasık edelim. Bunlar ya, diyorum. Ona da cevap bak, veriyor bu da. Bu videolar diyorum. Bunların aslı çıkmayabilir. Çünkü diyorum fasık araçlar bu Yahudinin teknolojisiyle servis ediliyor diyorum. Peki doktor. Yani ben öyle bir konuşurum ki Allah'ın izniyle. Ama tabii oradan isteyen istediğini alma tehlikesi var. Buradan da bu hainliği yaptılar. Ben de onlara i̇şte Allah'a havale ettim. Çok isabetli bence sanki. Buradan hani. Doğru. Şimdi. Doğru ya doğru şimdi. Doğru ama benim yine yaptığım konuşmada cevabını veremeyeceğim bir şey yok. Peki çünkü doktor neden? İzzettin Duran. Şıklı konuşmuşum. Şıklı konuşan insan hangi şık meydana gelirse tamam, ondan cevabını bulursa orada Hamas'a ehl-i sünnet değil barbar cani diye haşa ve kella bir ifade yok. Hamas ehl-i sünnet, Kassam Tukader ehl-i sünnet, doktor, mübarek mücahitler bunun biz... Ya Tayyip Bey'den evvel de söyledim. Kaç hafta yani evvel. O soru cevap işi. Çok evvel. Yani Tayyip Bey'i dün söyledim. Ben onları da söyledim. Peki, yani ben İzzettin Tayyip Bey'i beklemedim. Yani hükümet ne diyecek bakalım, devlet ne diyecek. Öyle şey olmaz. Evet. Ben bir az çok mürekkep yalamış din adamıyım. Yani hocam, ayet hadis biliyorum. Benim bir görüşüm olması lazım. Peki, dolayısıyla hocam, yani siyasileri bekleyerek hareket eden yanılma çok olur. Biz onların işi kendilerine ait. Bizim işimiz kendimize ait. Hatip kişi olunca abi çok zor başlıyor diyoruz. Valla zordur hocam. Ya bugün de en uykulu günüme rastladın yani. Hocam, Doktor İzzettin Duran, Hamas'ın Türkiye'deki yakın ofislerinden biri olarak da bilinir. Açık açık her şeyi söyledi. Dedi ki, burada konuk olarak da ağırladım. Olup bitenleri de anlattı. Yani orada Türkiye'nin, dünyanın merak ettiği soruların cevabını da verdi. Hamas dünün Hamas'ı değil dedi. Hamas yazılımda çok güçlü olan. Tabii kendi geliştirmesi lazım. Tabii. Teknolojide ve yer altında, asimetrik savaşta, birebir saha savaşında çok güçlü, bütün altyapısını hazırlayan ya zaten Allah, bir mücahit grubu olarak söyledi. Şimdi buna rağmen. Ya bir de benim bir lafım var eskiden beri. O zaman FETÖ'ye karşı söylemiştim onu. Ölümden korkmayan, bak ölümden korkmayan bir kişiden kork. Ölümden korkan milyonlarca ordudan korkma. Bunu ben FETÖ'ye karşı söyleyeyim. Ben tek kişiyim, ben deliyim dedim işte orada vardır şey, ipini çeken video diye çıkıyor. Hı hı. Dedim bak siz dünya kadar güçlüsünüz, her yer elinizde. Ben tek başıma bir adamım, dervişim biriyim. Ama ben dedim öldürürsen öl, ben ölümden korkmuyorum. Senin dinler arası diyalog şirkinizi bozarım. Ben doğruyu konuşacağım diye. Şimdi şu var, Hamas'ta yüzlerce, binlerce ölümden korkmayan, şehit olmadığına üzülen, şehit olmak isteyen zaten katliam finnar o katliana fil cennet. Bizim ölümümüz cennette, onların gebermişi cehennemde diyor hadis-i şerif. E cennete gidene ne üzüleceksin? Dolayısıyla şehadetlerin mübarek olsun. Orada öyle bir şuur varken, kafalarına bomba yağarken orayı biz bırakmayacağız diye oradan gitmeyen bir millet varken, Arapların içinde de onlar özel bir Arap yani. Ben onlara şey de yaptım, o Ümit Özdağ zihniyetine de o Araplara karşı konuş. Araplar bizi arkamızdan hançerledi, onlara da cevaplar evet, verdim. Bir tepkimiz bu saat bir de onlarla da uğraşıyorum bir yandan. Her kesimden ayrı uğraşıyorum tabii. Bir de Arap düşmanlığı ekenenler, Araplar arkamızdan vurdu, hak etti bunu diyenler, böyle namuslu şerefsizler var. Hocam o bir kısmı onlar... da hocam o kısmı da okuyalım. Hani izleyicilerimiz ne dediğinizi tam duysun. Ne hakkında? Ümit Özdağ hani buna o kesime de tepki gösteriyorsunuz. Terörist Yahudinin Gazze'deki hastaneyi bombalayıp bine yakın Müslümanı şehit etmesini telin ediyor. Şehitlerimize Yüce Rabbimizden yüksek derecelerde niyaz ediyorum. Şu saatte bir televizyon kanalından bahsediyorsunuz. Mehmetçik TV'ye, Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi sorusunu cevaplarken artık Arap çöllerinde Mehmetçiğin dökeceği kan yok şeklinde cevap veren, Gazze'mizi, Filistin'imizi, Kudüs'ümüzü ve Mescid-i Aksa'mızı Arap çölleri diye aşağılayan Ümit Özdağ zihniyetine yuh olsun diyorum diyorsunuz. Tabii. Bunu da söyleyelim. Yani onlara kimse uğraşmıyor. Bir kişi de onunla bulaşmak istemiyor. Dün Perinçek beyefendi demiş, bunun da demiş Amerika'dan, Yahudi'den aldığı görevi var.
Suriyeli misafirlerimizle Arap-Türk çatışması çıkartmak için Mossad'la, bu adam da Mossad'la vazife almış. Bu da bununla uğraşıyor diyor. Şimdi orada ayrı bir dava. Arap düşmanlığı ayrı bir dava. Efendim, yani Arapları sevmenin faziletleri. Geçen sohbette kaç tane sahih hadis kaynaklarıyla tahriş yaptım. Arapları sevmenin önemi. Ya bunlar bizim canımız ciğerimiz. Çanakkale'de dünya kadar Arap şehitlerimiz var. Ondan sonra ordunun %60'ı. Mesela o Üstü Mahalli hiç beğenmem. Esedçi, Nusayri, zihniyetçi bir şey. Fakat Arap, o da şimdi Arap genetiğinden olduğu için ırkçılıktan, İslam'dan dolayı, o da ırkçılıktan dolayı bir kanalda bir anlatmaya başladı. Ya diyor ordu, nüfus 7 milyon diyor. Ordu diyor 2.8 milyon diyor. Bunun diyor, zaten diyor hepsi Osmanlı olmaz. Çoğu Arap var bilmem. O da Arapçılıktan giderek. İki taraf da yanlış. Irkçılıktan gitmeyelim. Ama İslam kardeşliğinden gitmek zorundayız. Ümmetten gitmek zorundayız. O noktaya geldiğimizde bir gerçek var. Osmanlı ordusunda dolu Arap, Çanakkale dolu Arap, efendim Şerif Hüseyin bir iki İngiliz'i aldanmış bilmem ne, çok basit bir olaylar. Bunu kalkıp burada bunlar da hak etti zaten. İşte bunlar iflah olmaz. Gazze mazze iflah olmaz. Bunlar bizim demir yollarımızın bilmem nesini söktü. Sultan Hamid'in demir yollarını söktüler. Bir şeyler bir şeyler bir safsatalarla şu günkü şu dünyanın gözü önündeki bu bazı izleyicilerimizin soykırımı meşrulaştırmak için böyle gitti. Dinsizler var. Hocam, onlara da ayrı bir cevap vermek zorundayız. Bazı izleyiciler sosyal medyada da yazıyorlar. Diyorlar ki hocamız Şii reddiyesi ile ilgili bu süreçte daha çok birleştirici mesajlar vermesi gerekmez mi? Neden diyor biz Şiileri bu kadar ötekileştiriyoruz? Ya buna bir cevabınız var mı? Ben Şiilerin münferit şahsi kişilerle konuşmuyorum. Ben İran rejimiyle konuşuyorum. Yani İran rejiminin Suriye'yi ne hale getirdiği, Irak'ı ne hale getirdiği, Yemen'i ne hale getirdiği, Lübnan'ı ne hale... Yani bu öyle bir durumla karşı karşıyayız ki şu anda İran rejimi Suriye'yi bu hale getirmese, Irak'ı bu hale getirmese, yani şu anda 4-5 ülke İran'ın rejiminin etkisiyle 3'e bölündü. Bu vaziyet olmasa şu anda bu Netanyahu bu gücü bulabilir miydi ya? Bir Suriye vardı, Suriye'den esame okunamıyor. Irak diyemiyorsun artık yani. Bir şey yok hiç. Kağıttan devlet bile kalmadı ya. Orada Rusya, oradan Amerika. Suriye, Rusya, Amerika oldu artık. Ha, Suriye diye bir şey yok. Biz aynı Allah'a inanıyoruz. Ya aynı Allah'a, aynı peygambere inanmak. Peki aynı peygambere inanıyoruz. Aynı Allah'a, peygambere inanmak ayrı bir şey. Ama o senin Kur'an'ına eksik diyor. Yani şu andaki Kur'an bizim elimizde kabul Kur'an, etmiyor. Kur'an eksik diyor. Ehl-i Beyt hakkında 14 bin ayeti. Ya Kur'an 6666. 14 bin ayeti Hazreti Osman nereye gömecek ya? Yani Kur'an'a iftira ediyor. Kur'an biz koruyacağız Allah buyuruyor. O ayet onlarda da var. O ayeti sonra Ayşe anamıza bilmem ne Ebubekir Sıddık'ı yani öyle bir husumet yapıyor ki biz yapmıyoruz. Öyle bir husumet yapıyor ki o husumetten Suriye'de on binlerce kadının ırzına tecavüz sadece ediyor. Suriye'de değil. Allah rızası için yapıyorum diyor. Çünkü Sünni'ye tecavüz etmek sevap. Şimdi Yahudi'den ne farkın kaldı? Yahudi karınlarını deşin, çocuklarını öldürün, hayvanlarını yakın. Bunlar siz insansınız, üstün ırksızsınız, geri kalın. Bütün Sünnileri efendim elinden fırsat gelse kesecek. Nereden? Suriye'de yaşadık. Suriye'de yaşadık. Haçlı Şabi olmasa bu 10 milyon muhacir niye oldu? Bu kadar millet ne hale geldi? Bunu sorun. Suriyelilere sorun. Bunu yaşayanlara. Sadece Suriye'de olacak. Değil. Irak'ta bakın. Ya Irak da öyle. Şimdi Husiler şeyle evet, Yemen ne hale geldi? Milyonlar ölüyor. Yani burada birleştiricilik yapmak lazım ama sen adamın da niyetini bilmen lazım. Yoksa saflıkla bu işe varamayız. Zaten tarihinde hep Müslümanlarla harp etmiş. Yavuz Sultan Selim'den ta bakıyorsun 500-600 sene hiç kafirle bir harbi yok. Şimdi efendim teknolojisi var bilmem nükleer yapmış mı yapıyor mu bir numaralar çeviriliyor. Şimdi gel bakalım burada İsrail bu kadar daha bundan fazla ne yapacak ya? Daha bundan fazla ne yapacak şu anda? Hastane falan her yer bombalanıyor. Millet açtan ölüyor. Su bulamıyor. Şimdi bak çocuk orada diyor. Tuzlu su içiyor. Su yok. Hiç yemek yok. Çocuklar yalvarıyorlar böyle açlıktan öleceğiz. Bunu görüyorsun daha ne duruyorsun İslam Cumhuriyeti. Adına İslam koymuşsun ya. Sen nasıl İslam Cumhuriyeti? Burada o Müslümanları kurtarmadan senin oturup yemek yemen haram. Benim de yemek yemem haram. Ama ben burada bir devletimi aşamıyorum. Hükümeti aşamıyorum. Yani onlar da bana şuradan git demiyor. Şimdi bu millet 1 milyon 2 milyon gitmez mi? Ben inanıyorum ki şimdi millete yol verilsin. Yani yollar açıyoruz. Afganistan oradan diyor ki açın yolları diyor. Kudüs'ü fethedeyim vereyim size diyor yani. Afganistan orada Taliban bunu söylüyor. Yani yolu yok. Sadece onlar demiyor. Yani buradan Türkiye'den
efendim milyonlar gider. Bak hocam, namaz kılmayanı hocam, da gider. Hocam affedersiniz. Allah için gider. Hocam, bu millette namaz Ahmet abdest hocam, gevşektir ama Ahmet hocam, gider ya. Ahmet hocam müsaadenizle. 92'de Bosna'ya karşı Sırplar saldırıya başladığı zaman. Evet. Ben biliyorsunuz Milli Gazete'nin Milli başında çok... yüzlerce insan Bosna'ya gitmek üzere hareketlendi. Şimdi bakın 92 ve Bosna. Gelen insanların çoğu da bir şekilde basın kartı alabileceklerini düşünüp bize geldiklerinde ben nerede falsında sordum. Bir, bölgeyi biliyor musun? Yok. Boşnakçam var mı? Yok. İngilizcem var mı? Yok. Ne bilgim var? Hiçbir bilgim yok. Ne yaptı? Gideceğim. Nereye gidiyorsun? İşte, yani gidip ne yapacaksın? Bilinçli olmak. Şimdi bakın, gidilecek yeri İsrail. Efendim milyonlar gider, doğru. Ama ne olur giderse, yani ne yapın? Yani onu demek istemiyorum. Gitmek aşkı şey var milletin yani. Heh. Millette bu şuur var Allah için. Bu millet hareket eder. Eyvallah. Ben de diyorum ki ona ya sen İslam Cumhuriyeti adını koymuşsun. Bu işin hamisiyim diyorsun. Bir devletsin. Büyük bir devletsin. Sen palavra sıkma diyorum. Hocam. Ben bir şey demiyorum ki. Sınırı olsaydı. Sınırı olsaydı konuşulacak çok şey vardı. Suriye şu anda gerçekten bir devlet olsaydı konuşulacak çok şey vardı. Mısır işte Sisi olmayıp başka bir şey var. Konuşulacak çok şey var ama problem şu. Hakikaten aklı hayale gelmeyecek bir çaresizlik var. Çok, çok. Bakın bir şey söyleyeyim size. Türkiye'deyiz. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Hepimiz şu şeyi rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki İslam ülkelerinin tamamında yönetimleri hoş görmese bile Recep Tayyip Erdoğan bütün Müslümanlar tarafından sevilen, benimsenen bir liderdir. Doğru mu? Doğru. Netanyahu ne diyor biliyor musunuz? İslam ülkelerinin yöneticileriyle hiçbir problemimiz yok. Bak. Ama diyor halklarıyla problemimiz var. Bu müthiş bir gerçek. Niye? Tabii ya. Mısır'ı yöneten, orayı yöneten, burayı yöneten falan filan bir takım insanlar. İşte hatırlayın yakın zamanda yaşananları. Bir kürenin başında Amerika'dan gelen Trump alçayla birileri bir şeyler yaptı etti. Mısır'dakiler şunla. Ha geldiğimiz aşamada bu işin bir yerlerde durması, durdurulması gerektiğinin herhalde farkına vardılar. Niye? Ateşkes istendiğinde adam diyor ki aman ha ateşkes yapmayalım. İsrail öldürmeye devam etsin ateşkes Hamas'a yarardı. Bunu söyleyen işte 300 küsür milyonluk bir ülkenin başındaki alçak. Ya da işte Avrupa'daki çok modern, çok çağdaş, çok demokrat geçinen bir ülken yani diyor ateşkes Hamas'a yarar yapılmasın falan. Ne olacak? Gazze'yi boşalt. Niye boşalt? İşlerin zincirleme olarak gittiği yer hocam biraz da şurası. 1900'e kadar İsrail bölge Filistin'de bulunan Yahudi sayısı eser miktardaydı. 1917'de İngiltere oraya el koyduğunda Osmanlı'dan aldığında 1917'den 47'ye kadar satıldı denilen topraklara el koydu. Oraları boşalttı, Yahudilere hazırladı. 48'de ilan edildiğinde 50'ye 50 idi aşağı yukarı kaba hatlarıyla. Bugün geldiğimizde %85'e 15. Bütün dertlerine Gazze'yi boşaltmamız lazım, Batı Şeria'yı boşaltmamız lazım. Neden? Yahudi nüfusu gittikçe azalıyor. Biz Büyük İsrail'e ulaşamayacağız, arz mevde ulaşamayacağız. Burada bile daha Yahudi devletini oluşturamadık. Gazze'lileri kovmalıyız, Batı Şeria'yı kovmalıyız. Buraları aldıktan sonra işte Golan'a, Molan'a, Lübnan'a, Ürdün'e, Sina'ya girmeliyiz. Sonra Türkiye'ye uzak. Böyle hesapları var. Tabii. Ama gidişatları iyi değil. Bunun Mısır'da farkında, herhalde Esad da şimdi biraz farkına varmıştır. Lübnan'da farkında, Ürdün'de farkında. Ha bu farkındalık arttıkça da hani meşhur hikaye vardır ya arabanın ayağının altı kızdı diye. Yani biraz da oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Peki. Hepimizin içi yanıyor. Yani 7 bin insan katledildi, 20 bine yakın yaralı var. Dünya seyrediyor. Biz de çaresizlikten, dua etmekten, fetih sureleri okumaktan ve Cenab-ı Hak'tan görünüz görünmez ordularıyla ya, o kardeşlerimize yardım etmesini dilemekten ama başka bir şey yapamıyoruz. Allah yardım etsin. Hocam bir araya Allah gidelim mi? De işte bizim gevşekliğimiz de var. Bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için tekrar hatırlatmakta fayda var. Kimlerle birlikteyiz? Çok kıymetli hocam Ahmet Mahmut Ünlü hocamla birlikteyiz. Yine diğer iki gazeteci arkadaşımız Ekrem Kızıltaş ve Murat Alan'la birlikteyiz. Bizler soruyoruz. Mümkün oldukça hocamız da cevaplamaya çalışıyor. Şimdi Ekrem abi diyecek ki ya ben fazla bir şey sormadım ama zaten hocam sormaya da artık gerek bırakmıyor. Bir başladı mı bütün detayına kadar anlatıyor. Umarım sizler de ekranları başında memnunsunuz.
An itibariyle de Lalegül FM ve yine Akit ve Lalegül TV'nin ortak yayını olarak da sosyal medyada, YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak da aktarılıyor. Oradan da izleyebilirsiniz. Bunu paylaştıktan sonra ben hemen hocama döneyim. Hocam, tarihin en şiddetli bombardımanı şu an yapılıyor. Allah'ım yardım etsin. Allah'ın laneti, gazabı bunların üzerine olsun. Seyyidi Muhammed Hoca Seyyidi. Ne yazık ki böyle bir acı gerçeğimiz var. Tam karartma dediğimiz bir sürece girdik. Şu an itibariyle Gazze'de, ekranlarda da şu an canlı olarak veriliyor. Bombardıman devam ediyor. Tam karartmayla birlikte hiçbir şekilde sosyal iletişim aracı da yok. İnternette yok vesairesi. Bilginiz olsun. Lanet olası bu Netanyahu. Lanet okumam lazım. Bu maşah veya yaşa kehanetleri üzerinden bahsediyor. Benim geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili de önemli bir yazı yazdım. İsrail kıyametin fitilini ateşledi mi diye bir yazı önemliydi. Bunun üzerine bu yaşa ne demek, ne istiyor? Ya işte zaten bizim de şeyler, sekülerler bilmem neler, bu işleri biz fiten hadisleri diye senelerdir okuduğumuz hadis-i şerifler, Nüzülü Mesih diye 20 sene evvel yazdığım kitap, Hazreti Mehdi ile ilgili yazdığım 17 sene evvel kitap, bu gibi konular. Geçen de işte CNN'de Ahmet Hakan biraz merak sardı o işlere, neden dolayısa bilmiyorum. İlle bu kıyamet alamettir. Merhame-i Kübra'yı çok özellikle deşti, anlattım ama tabii anlattırmadı tam. Çünkü konudan konuya, sorudan soruya geçilince biz bir detaylı bir güzergah çizemedik. Şimdi burada da vaktimiz yetmez ona ama yani burada din savaşı olduğunu artık herkes anladı. Yani Netanyahu'nun bu beyanı iyi oldu. Çünkü neden iyi oldu? Burada dert din savaşıdır. Bir itikada şartlanmışlardır. Muharref Tevrat, tahrif edilmiş Tevrat nüshalerine, Tora diyorlar onlar. Ondan sonra buna aldanmışlardır. Tabii hahamların bu tariflerini Kur'an-ı Kerim zaten bize beyan ediyor. Yuharrifun el kelime amme vadahi. Kelimeleri yerlerinden oynatırlar, tahrif ediyorlar diyor. O zaman Yahudiler buna başladı. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden öncesi değil de Beni İsrail'den ahir zaman peygamberini bekliyorlardı. Kendilerinden geleceğini bekliyorlardı. Çünkü birçok peygamber onlardan gönderilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan gönderilince tabi bu onları çok etkiledi. O bütün alametleriyle de biliyorlardı ve bekliyorlardı hahamlar, yani ahbar denen tayfa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini, sıfatlarını Deccal'ın sıfatlarıyla bile karıştırdılar. Deccal'ın sıfatları da var orada. Böyle bir katma karıştırma yaptılar. O arada büyük tahrifatlar yaptılar. Bu tahrifatlar zaten bariz. Yani kimse diyemez ki Tevrat haktır, Allah'tan gelmiştir. Tamam, Allah'tan gelmiştir. Musa Aleyhisselam'a indirildiği dönemde tahrif edilmemiştir. Sonraki peygamberler döneminde tahrif edilmemiştir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, o zaman da bazı ağır hükümleri tahrif ettiler. Rejim gibi krallarının işine yarayan şekilde tahrif ettiler. Hırsızın elini kesme orada da vardı. Eşraftan birini olursa kesmemek için bir tahrifat yapıyorlar. Kısmi tahrifat yapıyorlardı. Adamına göre özel bir fetva çıkarıyorlardı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle tabii tam bir değiştirme yapmaları lazım. Zaten hadis-i şerifte Buhari'de diyor, buyuruyor. Lev amene bi aşrun minel yahud, le amene bil yahud. 10 Yahudi alimi bana iman etseydi, bütün Yahudiler iman etmişti. Şu anda dünyada Yahudi sorunu yoktu. Irk olarak ırkına zarar yok. Biz de Müslümanız ama Türk'üz. İslamiyet ırkla alakalı bir din değil. Dolayısıyla 10 Yahudi inansaydı. Çünkü onlardaki sorun şuydu. Kur'an'ın hafızları çok, alimleri çok. Olması hasebiyle tahrifat kabil olmuyor. Yani Afrika'da bir operasyon çekiyorlar. Birkaç ayeti değiştirdiler, bastılar, bir şeyler ettiler. Bir hafız orada rastladı. Yüz binlerce Kur'an nuskası yakıldı tabii. Burada dediler eksik yapıldı. Kur'an'ın muhafazası hafızlarının çokluğu, alimlerin çokluğu. Onlarda alim azdı. Tevrat'ı ezbere bilen çok az. 1 milyon ayet. Dolayısıyla
5-10 kişinin anlaşması kolay veyahut da zorlanması kolay kraliyetler tarafından. Bu şekilde bu tarifata gidildi. Şimdi bunu onun için asla şu anda Tevrat ve İncil ilim alayım diye o da Allah'ın kitabıdır, haktır diye onları okumak haramdır. Hani içki içmek gibi, zina etmek gibi haramdır. Bunu da duyurmamız lazım. Millete çünkü Tevrat okuyun, İncil okuyun diye. Zaten FETÖ'cülerin, diyalogçuların Kur'an'ın mealinin kenarına Tevrat'tan şu bölüme bak. O şey vardı. Önemli bir şey açıklıyorsunuz. Yani çok farklı bir şey söylüyorum tabii. Burada, kimse söylemediği bir şey şu anda bu da. Peki. Şu anda Tevrat, İncil'e bakmamız haramdır. Hazreti Ömer Efendimiz medreseleri, Yahudilerin medarisi vardı o zaman. Kurayza Nazıroğulları Medine'nin etrafındaki Yahudiler o zaman var sürgünden evvel. Şam'a sürgün var. Kurayza zaten şey oldu. Hendek Muharebesi'nden sonra katledildi. Sözü bozdukları için, müşriklere katıldıkları için. O zamanki Yahudilerin medreselerinde Tevrat'ta çok ilimler var. İzin verir misin? Dedi. Bir oturayım, katılayım da bir ne okuyorlar, ne ediyorlar, bir dinleyeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir gazaplandı ki çok nadir öyle burada alnında damarı vardı, o damar kabarırdı. Damarı çıktı. Mütevvikün entüm kema tevveketil Yahudi ve Nasara. Hasbüküm kitabullah. Yahudi Hristiyanlar dinlerini değiştirdikleri gibi şaşırdıkları gibi siz de mi şaşırmaya yöneliyorsunuz? Allah'ın kitabı neyinize yetmedi? Kur'an hepsini beyan ediyor buyurdu. Hocam, ve Hazreti Ömer'i eleştirel bir gözle de bakmak mesela şu eleştirel gözle değil, araştırmacılar. Yani o da şimdi ben genel kalkı konuşuyorum. Araştırmacılar evet, tenerkuzatı bulmak için, tahrifatı ispat için vesaire bir araştırmacı ama araştırmacının altyapısı olması lazım. Anladım. Bir İmam-ı Maverdi bunu araştırmış. İmam-ı Maverdi'nin kitabında bunu, tefsirinde bunu güzel açıklamalar yapıyor. Bir Alusi, Allame Alusi'de bakıyorsun. Yuhanna'nın şurasında şu o tahrifat. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu bölümleri nasıl ispat ediyor? Faraklit diyor. Kur'an Ahmet müjdeliyor diyor. Ama orada İbranicesinde veya efendim Aramicesinde Ahmet demiyor. Onun Faraklit, Baraklit de var. Peki, o nüshanın Ziyade Hamdeden. Ziyade Hamdeden'in karşılığı Arapçada Ahmet. Yani bu bir araştırma. Ya böyle incelemek anladım değil. Ama Kur'an'ı, tefsir, hadisi yutacaksın alt yapısı. Çok iyi bilen bir adamı. Eyvallah. Şimdi bu kaç kişi kaldı şu anda? Hı-hı. Yani ama ne yaptı FETÖ'cüler? İşte unuttum adını şimdi o da soyadı bizim Aziz Başkan soyadı neydi? Yıldırım. Suat Yıldırım bir meal yaptı o zaman. Biz onlara hep reddiye yaptık. İşimiz gücümüz reddiye. Orada Kur'an mealinin altına Tevrat'tan şu bölüm şu ayete bak. İncil'den şu bölüm şu ayete bak. Ya meal Kur'an'ın mealini anlamaya çalışanı Tevrat'a İncil'e yönlendirdi bunlar. Hatta Yaşar Nuri çok reddiyelerimiz var, çok sıkıntımız var onlar ama o bile onlara siz dedi diyalogçular bilmem ne tahrif ettiniz Kur'an'a da şöyle yapmışlar. Yani ondan bir kapıştı bir canlı yayında. Yani o duruma geldi ki Yaşar Nuri ama hocam burayı iyi ifade etmekte fayda var. Çünkü neden? Şimdi dediniz ki akademik yapısında bilgisi olmayan yani ya şu andaki Kur'an, ilahiyatçılarda tamam. Bir Alusi gibi bir Maverdi gibi bir altyapı yok. Kusura bakmayın. Bunların ilim seviyelerinin ortalamasını biz biliyoruz. Peki o zaman sıradan biz biliyoruz. İsteyen istediğine gelir. Sıradan vatandaş o zaman hiç sıradan okuma. Vatandaşın alması haram. Haram diyorsun. Haram kesinlikle. Tahrif edilmiş kitap. Şimdi bir haber geldiği zaman zaten Kur'an'a muhalif olduğu, hadise muhalif olduğu senin de kapasitende mesmuatında vardı anlayacağın bir şeyse bu Allah kelamı olamaz dersin. Ama şimdi öyle bir haberler, bilgiler geliyor ki tarihi, siyerden, şundan, bunlar. Burada senin de ilmin buna yetmiyorsa. Ha şunu diyor. La tusaddiku ehlel kitab ve la tukezzibu. Tevrat'tan İncil'den bir şey okudukları zaman ayet-i hadise muhalif. Ama işte bilgin lazım. Sen bütün ayet-i hadisi biliyor musun? Bilmiyorsun. Biliyorsan da o zaman da diyor orada bir delil bulamazsan tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Ne deyin? Ve kulü amennâ bimâ enzelallâhu min kitâb. Allah'ın indirdiği kitabın tümüne iman ettik deyin. Allah'ın indirdiğine iman ettik diyerek o noktada durun diyor. Ama şimdi şu andaki Tevrat'ta Davud Aleyhisselam zaten peygamber olmadı, kral olduğu geçiyor. Davud Aleyhisselam hakkında ne iftiralar var? Şu andaki Tevrat'ta Davud Aleyhisselam Allah'ın peygamberi masum, günahsız peki. Olması lazım peygamber olduğuna göre. Ama ne iftiralar var? Ve Lut Aleyhisselam'ın kızlarıyla ilişkisi haşa var.
Lut Aleyhisselam'ın kızları, kuzu Allah'ın peygamberinin şu andaki Tevrat'ta. Peki şu andaki Tevrat'ta işte Yeşa'nın kehanetleri diyor. Yeşa'nın kehaneti dediği, ona gireceğim. Şimdi oradaki yani ifadelerde hayvanları, yani sizin dışı üstün ırk oldukları beyan ediliyor. Ki Adem Aleyhisselam'dan beri böyle bir şey yok. Allah'ın gönderdiği hiçbir şeriatta yani hepsi innettiğin halde Allah'ın İslam. Zaten şeriatlar değiştir, din değişmez. Bizim en çok takıldığımız konu dinler. Dinler lafı çok tehlikeli bir laftır. FETÖ'cülerin çıkardığı bir laftır. Dinler yok. Ha, şu anda din denilenler diyebilirsin. Aydın. Yani bizim kabul ettiğimiz dinler yok. İnnet dine indallahi İslam. Tek din İslam var mı? Var. Ve men yebte gayral İslam dinen felen yukvele. O zaman bazıları diyor ki İbrahim'i dinler, Semavi dinler. Kendi titrine yazdırıyor. Diyor ki dinler tarihi uzmanı. İşte bunlar yanlış ifadeler. Allah'ın gönderdiği tek din İslam. Şeriatlar değişir. Adem Aleyhisselam şeriatında haram olan sonrasında helal olmuş bir şey olabilir. Evlenme işlerinde değişiklikler olabilir. Namazın rekatında değişiklikler var. Haramlarda işte ben sarhoş edince üzüm şeyinde vesaire de şeriatlar değişti. Son şeriat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı. Şimdi İslam şeriatı diyoruz mesela. Hoca efendiler de kullanıyor. O da yanlış. Çünkü İslam şeriatı değil, Kur'an şeriatı diyeceksin. İslam şeriatı dedi mi niye yanlış? Çünkü İslam tek din İslam. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı, Musa Aleyhisselam da Müslümandı. Kur'an açıkça مَا كَانَ اِبْرَٰهِمُ يَهُد۪يَّنْ وَلَا نَصْرَانِيَّنْ İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا Müslüman. İbrahim'i dinler diyorsun, Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın Müslüman olduğunu ayette söylüyor. Senin bu şeyin tezin tümden çöküyor. Onun için İslam şeriatı demeyeceksin. Ben şimdi yeni bir tabirle artık şeriat, mesela Ümit Özdağ onu sordum. Sen Kur'an'a inanıyor musun demiyorum artık ben. Kur'an şeriatına inanıyor musun? Şimdi ortalama Kur'an'a inanıyorum. Yok öyle bir şey. Peki. Kur'an'ın şeriatı var. Kur'an şeriatına inanmıyorsan Müslüman değilsin. Peki. Bir defa. Kur'an şeriatı diyeceksin. Neden? Çünkü o zaman da Tevrat şeriatı diyebileceksin. İncil şeriatı, Zebur şeriatı diyebileceksin. Veya Suhuf şeriatı da var. Ama sen İslam şeriatı dersen bizim şeriatımıza sanki İslam'ın tek şeriatı bu şeriatı. Halbuki tek din İslam, şeriatlar değişti. Bunların hepsi İslam şeriatıydı. Fakat kitaplar geldi. Şimdi biz hangi dönemdeyiz? Kur'an şeriatı. Kıyamete kadar nesk olmayacak. Ve bakın şerru fî külli vakti ilâyumül kıyameti ve teâli diyor. Kıyamete kadar bu şeriat baki kalacak. Yani Kur'an şeriatı. Onun için din tektir. O da İslam'dır. Ancak şu anda Tevrat tarif edildiğine göre geçen gün yani bir kanaldan ismini kanal verme lüzum yok. Mehmet Ali Bulut konuşuyordu. O böyle çok Tevrat'tan İncil alıntılar yapıyor. Şimdi de mer'i oldun. Halbuki aramız çok iyiydi. Bana geldi gitti eve falan. Ya bir baktım FETÖ'cü de değil. Velakin nerelerden etkilendiyse şu anda Tevrat İncil'de mer'idir dedi bir programda. Sonra kitaplarını inceledim. Kitaplarına bir baktım. Eyvah! Bunlar geçerli yani. Hükmü geçerli. Niye? Yahudi onunla amel edecekmiş. Hristiyan İncil'le amel edecekmiş. Bu Kur'an'da ayet delil getiriyor. Vel yahkum ehlül İncil'i bima enzelallahu fihi. İncil ehli Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin diyor. Ama ne zaman söylüyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hristiyanlara söylüyor. Ne demek istiyor? Kendi İncil'lerine baksınlar, seni görecekler. Oraya inanıyorsalar sana iman edecekler manasında söylüyor. Sen bunu alıp bugün bir Hristiyan İncil'le amel edebilir. İncil'in şeriatı amel ederse cennete girer dersen kente girer diyor. Tevrat ehli Tevrat'la hükmetsin. Ne demek Tevrat ehli Tevrat'la hükmetsin? Tahrif edilmemiş Tevrat'la o dönemde onunla hükmetsin. Efendimiz zamanında da kendi Tevrat'ları tahrif edilmeden baksınlar oraya seni görecekler. Ama onlar zaten ona bakma teklifi üzerine o tahrifi yaptılar zaten. Onu millete anlatmayalım diye. O tahrif o zaman oldu. Bu güzel cevap şimdi, oldu hocam. Bu çok önemli. Ama şimdi mesela haram olduğuna bir delil daha getireyim. Yani Lut Aleyhisselam'ın Davud Aleyhisselam hakkındaki müstehcen iftiralar, bir insan okusa Allah'ın kitabıdır diye ne olur? Kafir olur ya. Yani bilinçli buna inanırsa. Şimdi onun için haramdır. Karışmıştır. Şimdi diyor ki İbrahim Aleyhisselam diyor, İsrailoğullarını zemme diyor. Çok güzel. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın adı. Onun için bize Efendi Hazretlerimiz derdi, Beni İsrail diyelim.
Yani İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın özel ismi, şahsi ismi. İsrail'in Arapçadaki karşılığı Abdullah. Direkt Abdullah. Efendimizin ismi Abdullah. Yakup Aleyhisselam'ın adı İsrail. Ayette illa ma harrama İsrailu diye geçen yerde İsrail, Yakup Aleyhisselam kendine deve etini, deve sütünü haram ettiğinden Yakup Aleyhisselam'dan bahsediyor. Peki, Kur'an. Beni İsrail demek lazım. Bilinçli insanlar için konuşuyorum. İsrail oğulları, zemmedilenler. Şimdi bu İsrail oğulları, burada Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, 12 oğlu. Şimdi orada kalkıyor, Tevrat'ta diyor zaten bunları zemmediyor. Millet de bayılıyor şimdi. Yahudileri zemmetmekte atış serbest, çok güzel. Ama ilmi atış serbest. Sen tahrif edilmiş Tevrat'tan. Burada Kur'an yetmiyor mu sana? Kur'an'da Yahudilerin korkaklığından, cimriliğinden, hainliğinden, zındıklığı, her şeyleri beyan ediliyor Kur'an'da. Ama Tevrat'tan alıntı yaptı şimdi orada, o programda yeni. Ne çıktı? Ben bunu Tokat'ta bir 5000 kişi toplan salon. Tokat'tan nasip oldu ilk bunu anladım. Dedim bak bunlar haram oluyor. Neden haram oluyor? O onu Tevrat'tan aldı, nakletti televizyonda. Millet de inanacak çünkü din adamı, ilim adamı ayet okuyor, hadis okuyor. Ama orada diyor ki ya, şey demiş ki Yakup Aleyhisselam büyük oğluna, sen demiş öyle bir pisliksin ki bilmem nesin ki falan, ananın yatağını demiş kirlettin demiş şimdi. Ya arkadaş, bunlar Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar, şu oldu bu oldu, ama sonra yine Kur'an'ın beyanıyla Yusuf Aleyhisselam hakkını helal etti. Yakup Aleyhisselam cuma gecesi kalktı, istiğfar edeceğim dedi, af istedi ve bunlar af oldular. Şimdi bir peygamberin hanımı, hiçbir peygamberin hanımının yatakla ilgili bir sorunu olmamıştır. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı imansızdı, kafireydi. Lut Aleyhisselam'ın hanımı da kafireydi. Kur'an bunları beyan ediyor. Bunlar cehennemliktir diyor. Ama hiçbir peygamberin hanımında namus sorunu yaşanmamıştır. İbn Abbas ma bagat imratu nebiyyin kattu. Kafiri vardır. Zaniyesi, fuhuşu, müstehcen işi yoktur. Çünkü bu peygamberin nesebine, çoluğuna, çocuğuna, hanesinin namusuna taalluk eder. Böyle bir şey yok. Şimdi tahrif edilen Tevrat'taki şey, Yakup Aleyhisselam dedi ki diyor, ananın yatağını kirlettim bilmem. Ya öyle bir ucu açık bir ifade ki, ananın yatağını kirletmeyi kim de anlayacak bu toplumda? Tevrat'tan okuyor. Bunu niçin okuyor? Bu diyor işte İsrail oğulları diyor. Bunlar böyle namussuz. Ya böyle namussuz derken sen burada Kur'an'da ayette affedildiği sabit olan Yusuf Aleyhisselam'ın hakkını helal ettiği, yağfirullah aleyküm diye dua ettiği Yusuf Bey'de bir konu var. Bunun Allah kelamı olması mümkün mü şimdi? Peki. Yani bir yatak kirletmesi ve anasıyla, ananın yatağını sen kirlettin. Ne yaptı anasının yatağını? Şunu diyorum. Bu durum var şu andaki Tevrat'tan, İncil'den yapılan nakillerde. Buna kim helal diyebilir? Onun için burada bir defa büyük bir tehlike var. Hocam Kur'an'a inanıyorum ama şeriatına hiç itibar etmiyorum diyen bir kitle var. Kitle varsa kafirdiler, Müslüman olamaz. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'aha. Câsiye suresi 18. ayet-i kerimesinde biz seni emri dinden olan, din işlerini beyan eden bir şeriat, yol demektir. Bir yol üzere yerleştirdik Allah buyuruyor. Sen ona uyacaksın. Bilmeyenlerin nefsani arzularına habibim uymayacaksın buyuruyor. Ama şeriattan anladıkları mı yanlış acaba? Laik bir düzendeyiz, şeriat gelecek mantığıyla mı bu ifadeyi kullanıyorlar? Şeriatın tanımını hocam lütfen, bunu çok kez anlattınız. Bu yani bizim namazını kılan, geçti. Namazını kılan, evet. Vecibelerini yerine getiren, tamam. Allah'ın şeriatının hükmüleri, tamam. Değil mi? Tabii. Yani bu niye? Bu şeriat deyince şey var. Ya Suudi kafası, İran kafası vesaire. Ya arka, onunla ne alakası var? Biz Kur'an şeriatı niye dedik? Şu anda ben bu tabiri kullanıyorum artık. Kur'an tamam. Şeriatı diyorum. Çünkü neden şeriatı ortaya bıraktığın zaman herkes bir tarafın şeriatı İzahatı zannetmesin. Lütfen. Kur'an şeriatı diyeceğiz. Tabirlerimizi bundan sonra geliştirelim. Yani güzel. Bu önemli yani. Ben bunu çünkü aldığım tepkilerden, sorudan, cevaptan benim de beynimde bir şey oluşuyor. Ya dedim ben bari bu şeriatı mutlak kullanmayalım. Bir Kur'an şeriatı kullanalım da adam hiç olmazsa ben Kur'an'ı inkar ediyorum diyemez. Oradan bir susar. Yani imanını kurtarabilir miyiz birkaç kişinin diye uğraşıyoruz. Çünkü şeriata atış yapıyor. Ama şimdi toptan dediniz ya o kafir o zaman. Daha şimdi şeriat, tamam da Kur'an şeriat. Bizim maksadımız zaten şeriat değil. Şu anda geçerli tek şeriat var. Tevrat şeriatı mensuh neskedilmiş. İncil şeriatı neskedilmiş. Öyle bir şey yok ki şu an. Tek şeriat var şu anda şeriat dendiği zaman. Yahudinin Tevrat şeriatı var. Yahudinin şu anda uyguladığı, şu anda Gazze'ye yaptığı bombalama ona Tevrat'ın emri.
Muharref Tevrat'ın şeriatıyla yapıyor bunu. Çocuklarına kadar öldürün. Gazze'yi bitirmeyi, sonuna kadar getirmeyi, hayvanlarını bile öldürmeyi sevap niyetiyle yapıyor. Senin peki, namazın neyse şu anda Netanyahu'nun bombalaması o. Hocam çok önemli. Ama o Yahudi şeriatı, Tevrat şeriatı nesledilmiş. Ahmet hocam. Bunları çok, ayıralım. Çok önemli bir soru, affına sığınıyorum. Biden geçtiğimiz yıl Ukrayna savaşıyla ilgili evangelizm ve Armageddon tarifi yaparak kıyamete yakın olduklarını ifadesini kullandı. Atomun kullanılabileceğini tabii söyledi. Evet. Peki İsrail'in, Netanyahu'nun veya Siyonizm'in bugünkü baktığınız tabirde hepsi dini terimle. Hepsi dini terimle. Ama şu çok önemli. Ama biz maalesef Kur'an'dan Armageddon, uzak, hadisten uzak, fiten evet, hadisleri sorumlu bulunuyor görmez. Milleti ne yaptılar? Fiten hadislerinden Diyanet buna başta dahil hiçbir hutbede hiçbir şeyde ve hatta Mehdi konusunu konuşursan hurafeci olduğun kesinleşiyor. İsa Aleyhisselam ineceği ittifakla reddedilmiş. Neuzübillah, Ehl-i Sünnet'in mütevatir bütün metinlerinde var. Bu konuları bize konuşturmuyorlar ama kendileri çok iyi ele alıyorlar gavurlar. Bütün hepsinin derdi bu. Bütün şeyler toplanıyor. Onların heyetleri var toplanıyor. Bütün hatta bizim hadisleri bizden çok inceliyorlar. Müsteşrikler bu hususta hadis uzmanları, alimler çıkarttılar. İlk konkordatayı, konkordas diyorduk ona, konkordas. Muce müferes, yani Arapçası da gavurcaya yapmışlar onu. Yedi ciltmine ilk biz hadisleri kelimelerden bulacak firistimiz yoktu. 40 sene evvel, 50 sene evvel biz bu işin içindeydik. Bu yani biz ilk talebeliğimizde biraz yetiştik, icazet aldık. İşte hadisleri bulacağız. Kaynak bulacağız hadislere. Kitapta tefsiri bir hadis geçiyor. Ya nereden bu Buhari midir, şurada mıdır, burada mıdır? Arapçada böyle bir eser yoktu. Şamile denen şey var şimdi. Word yazıyorsun, kelimeden falan çıkartıyorsun falan. Şamile de zaten yoktu. O zaten yeni. Nasıl bulacaktık? Gavurun yaptığı, müsteşrikler yaptı. Ne? 9 kitabı, Kütüb-ü Sitte 6 hadis kaynağı, 3 de ona ilave Ahmed İbn Hanbel'le Müsned'le Darimi'nin kitabıyla Muvatta Malik'in 9 en sahih kaynağı kelimeden yaptı. Kelimeden yaptı. Bir kelimeye orada sen lügat bakar gibi ketebeye geliyorsun. Ketebeden bakıyorsun. Ketebe yektübü 9 kitabın nerelerinde geçiyor sana cilt sayfa veriyor. İlk çok acayip bir çalışmaydı. Mahmut Efendi Hazretlerimiz o zaman ya bunu gavurlar yaptığına göre vardır burada bir sıkıntı, dikkat edelim uşaklar falan diyordu ama biz yine asıl kitaba gideceğimiz için oradan buluyorduk. Oradan kitaba inince tabii mukayese zaten yapılıyordu. Kitapta var mı yok mu çıkıyordu. Ama seneler sonra buna yetişemeyen çok daha kalitesiz bir çalışma Mevsuatü Etrafil Hadis-i Nebevi diye yapıldı. Ondan 20 sene sonra falan o da çok yetersizdi. Hiçbir şey bulamıyorduk. Dolayısıyla kafirler bunu niye yaptı? Hadisler arasında çelişki bulmak için yaptı. Tezat bulmak için yaptı ve absürt bir şeyler çıkıp da hadisi çökertmek, sünneti, İslam'ı çökertmek için yaptı. Fakat bu çalışmada bile iman edenler oldu. Bu çalışmayı yaparken Müslüman olanlar oldu. Hocam şunu öyle soracağım. Bir ittifak, öyle bir acayip kelimeler değişiyor, rivayetler değişiyor, tarikler değişiyor. Velakin gelinen nokta aynı yere vuruyor. Acayip bir hizmet yapmış oldular istemeyerek. Velakin orada da neleri incelediler bunlar? Fiten hadislerini de buldular. Hocam, yani adamlar Armageddon'u Merhame-i Kübra ile başlayan Amikovası ile tanımlanan Armageddon, İsrail'in doğusunda bulunan dağ etekleri ve çöl etekleriyle ilgili tarif edilen bu büyük kıyametin belirtisi üzerinden işte birçok rivayete göre hocalarımızın, alimlerimizin anlattığına göre Suriye tabiri, Suriye'deki başlayan mezhebi savaşlar ve arkasından Siyonizmin başlattığı İslam savaşı, Müslüman savaşı vesairesi. Şimdi bu tariflere baktığımızda bugünü nasıl yorumlarsın? Yani şimdi böyle bir şey başladı mı? Yani hadis-i şeriflerde tabii yer belirtiliyor. Merci dabık olarak. Bir de Amak diye geçiyor. Hı-hı. Zaten Vehhabilerin dergilerin adı Amak. Dabık. O isimleri de koyuyorlar. Tabii isim. Vehhabiler o işe yani Selefi, Daiş. Hı-hı. Daiş'in çıkış noktası. Zaten Bağdadi hilafet iddiasıyla çıktı. Mehdi'yim demedi ama halife olarak çıktı. Siyah sancaklar. Siyah sancaklar zaten Ebu Davud hadisinde Horasan'dan siyah sancaklar gelecek. Yani şimdi o tarafta ama tabii Daesh'i İngiliz çıkarttıysa
yani Amerika destekliyorsa şu anda bile oradan oraya uçakla taşıdı onları, biliyorsun oradan oraya da maymuncuk gibi bir şey. Hı-hı. Hangi devletle savaş yapacaksa onu oraya taşıyor. Ondan sonra burada terör var diyor. Giriyor oraya, işte Suriye'ye geldiği gibi PYD 10 bin tır silahı veriyor. Niye? DAEŞ var diye. DAEŞ olmasa niye buraya bunu veriyorsun desen izahı yok. Onun için onları da o kurduruyorsa, yani hadisleri daha çok incelemişler. Onun için senaryoyu çizerken tabii göz göre göre, tabii Tevrat'ta da şöyle bir şey var. Şimdi Tevrat'taki ekseri İncil'i şey değil. İncil mevize, vaaz, nasihatlardan ekseri ibaret. Zebur sırf mevizeden ibaret. Yani nasihatlar, kulun bana ibadet et işte falan. Tevekkül, tesbih. İşin şeyi Tevrat. Çünkü Tevrat'ta Allah Teala Tevrat hakkında da buyuruyor ve tafsilen likulli şey. Mesela bir Kur'an'da her şeyin tafsilatı vardır, ayeti var. Bir de Tevrat hakkında, İncil, Zebur vesaire hakkında yok. Tevrat hakkında onda ve ketebna fiha, biz onda yazdık diyor. Ve ketebna fil elvahi, levhalar halinde verildi Turdağan'da. Min külli şeyin tafsilen, her şeyden bir izah. Her konuda bir tafsil var. Yani şimdi Tevrat'ın incelenmesi, nasıl ki Kur'an-ı Azim şu andan tefsir ilmine göre, gücüne göre, keşfine göre, şuna göre, buna bir sonsuz ilimler çıkarıyorlar. Yani Tevrat'ta o çok şey yazılmış. Ahir zamanla ilgili şeyler yazılmış. Şimdi bunlar neyi değiştirmek durumunda kaldılar, neyi değiştirmediler? Buradan girelim. Hükümleri değiştirdiler. Çünkü neden? Hükümler onlara zorluk veriyordu. Faizin yasaklığı onları zora soktu. Zinanın yasaklığı onları zora soktu. Zina yapacak. Kral zina yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bazı krallar enses ilişkiler, yakınıyla teyzesi bilmem ne, yani evlenmesi o haram olan, o şeriatta, belki bizim şeriatta helal olsa bile o şeriatta haram olan icabında. Şimdi bizde teyze kızı helal diyelim. Şu anda bizim şeriatı konuşuyoruz. Öyle şeyler oldu. Yahya Aleyhisselam'ın başı ondan gitti. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam kafası kestiler, teste getirdiler krala, testiyle. Anladın hocam. Kadın dedi ki bunu dedi öldürmezsen, bu dedi bize zaten haram diyor şimdi dedi. Ve dolu peygamber Yahudiler öldürdüler. Bu Yahudilerin bu öldürdüğü peygamberler meselesi. Mesela bir rivayete göre galiba 90 civarında peygamber öldürme olayları var. Kur'an-ı Kerim'de de zaten. Kur'an-ı Kerim'de yaktülûn el enbiya. Adet vermiyor. Hep peygamber öldürdüklerinden bahsediyor. Nesefî tefsirinde öğlene kadar, ikindiye kadar ayaklandılar. 70 peygamber aynı günde. Çünkü aynı. O zaman bir peygamber yaşıyordu. Her kasabada göre 1000 peygamberin bir zamanda aynen yaşadığı sabittir. Evet. Ve 224 bin peygamberin ekserisi Beni İsrail'dendir. Hı. Yani şimdi diyorlar ki 100 peygamber falan. Değil öyle. 224 bin peygamberin ekseriyeti Beni İsrail'dendir. Arap nebilerden 7 tane sayabiliyoruz. 6-7 evet. Arap gelen. Hı. Ama diğer kavimlere de gelmedi mi? Geldi. Yani Hindistan'a da geldi onların diliyle. Onları bilmiyoruz ama ekseriyet Beni İsrail'den olduğu ve peygamber 70 peygamberi efendim ikindiye kadar öldürdüler. İkindiden akşama kadar sahabeleri, peygamberlerin sahabeleri olan ulema ayaklandılar. Peygamberlerin katline itiraz edince 300 alimi de akşama kadar öldürdüler. Yani esas şeyleri Kur'an'da zemmedildiler. Yani İsrail zihniyeti hep böyle katliam diyor. Peygamberleri öldürürler diyor. Hep evet. Özellikle peygamberler. Neden? Yani ona şimdi hüküm istiyor ondan. Peygamber de hükmü değiştirmeyince onun çözümü tek çözüm. Doğruyla, hemen onu öldürüyor ki. Doğruyla başları hoş değil yani. Hiç yani helal haram işinden zorlandılar. Nefislerine ağır gelen şeylere zorlandıklarından dolayı peygamber katilleri, ulema, emri bil marufçuların katilleri, şeyleri, tarihleri bu. Bununla hocam geliyorlar. Affedersiniz. Tahrif de ne zaman oluyordu? Hangi hahama şuna bunu, o zaman peygamber yapar mı onu aşağı? Ama hahamlarda bazılarına korkutarak, bazılarına parayla yaptırıyordu kraliyetler. Mesela o ayeti değiştiriyordu. Ama değiştirilen ayetlerin ekserisi ne hakkındaydı? Hükümler hakkındaydı. O peygamberlerin aleyhine de, niye o peygamberlerin aleyhine? Sonraki krallar kendi kraliyetlerini üstüne çıkartmak için Davud Aleyhisselam gibi Allah'ın hem mülk vermiş hem nübüvvet vermiş. Şimdi onu bastırması lazım. Onun nübüvvet vasfını cerh ediyor. Nübüvvet vasfını soyuyor ondan. Ondan sonra o da yanlış yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı diye çevirmesi lazım. Peygamber vasfı olunca cerh edemiyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın aleyhine konuşamıyor. Ama Davud Aleyhisselam'ın kral diye nitelemesi lazım ki ondan sonra onun mülkünü, saltanatını indirmesi lazım. Çünkü Beni İsrail meliklerle yönetiliyordu.
peygamberlikle mülk birleşmiyordu. Hep peygamber ayrı geliyordu. İşte İsmevil Aleyhisselam, efendim dolu bu Şahya Aleyhisselam. Bunlar hepsi Zekeriya Aleyhisselam, Circis Aleyhisselam, dolu Enbiya-i Zam var. Bunların hiçbiri kral değil. Bir tek Davud Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam'da mülkle nübüvvet birleşti. Bunlar şeyi değiştirmediler. Esas konu şu. İleriye dönük, o anda onları ilgilendirmeyen haberler, kıssalar, fiten hadisleri bizde dediğimiz konuları değiştirmediler. Neden değiştirmediler? O anda gündemde onlara zarar veren bir şey değildi. Mesela Arz-ı Mevud. Yani vaat edilmiş topraklar. Allah İsrail oğullarına, Ben İsrail ırkına Nil'le Fırat arasını vaat etmiş. Güzel bir şey. Bir sorun yok. Yani bu vaadin o anda onlara getirdiği bir zarar zeval yok. Ama zina ayetinin, rejim ayetinin sıkıntısı var. Toplum bundan rahatsız oluyor. Efendim bunu yapmak istiyorlar bu günah. Delmek istiyorlar şeriatı. Onu tahrif ediyor. Şimdi bizimkiler Kur'an'da ayet duruyor. Haram haram orada ama bunlar istediğini yapıyor zaten. Değiştirmeye lüzum yok yani. Ama onlar diyorlar ki kitabı kendimize uyduralım yani. Hmm. Onun için kitabı değiştiriyorlar ama haberleri değiştirmiyorlar. Ne gibi haberler? İşte Mercidabık, işte Amik Ovası, işte Suriye, işte topraklar Mısır'daki Nil'den bizdeki Fırat'a kadar. Bunları değiştirmediler. Peki Netanyahu'nun Türkiye'ye doğrudan mesaj vermesi, Orta Doğu eski Orta Doğu olmayacak. Haritalar hepsi değişecek diyor. Arzu ve taleplerimiz doğrusunda tabii, savaşa gireceğiz dediğinde. Tabii. Bunların hepsi din savaşı. Allah'ın onlara vaat ettiği diye anlatıyor. Şimdi o Yeşaha dediğini ne geçecek olsak. Yani şunu demek istedim. Bizde hadis-i şerifleri okutmuyorlar artık. Hele ki fiten hadisleri, yani Mehmet Görmez zaten niye bunun üzerine gitti? Fiten hadisleri sorunludur. Kafadan sorunludur dedi. Halbuki bir alim bunu dememeliydi. Ne demeliydi? Fiten konusunda, yani ahir zamanda çıkacak kargaşalar, iç savaşlar, dış savaşlar işte falan. Bu konularla ilgili hadislerde, ilim adamı böyle konuşuyor. Hadislerin mütevatir olanı var. Sahih olanı var. Hasen olanı var. Garip olanı var. Münker olanı var. Zayıf olanı var. Mevzu rivayetlerde var. Seçmek lazım, ihtisas ister. Alimler bunu yapmış zaten. Böyle demedi bak. Fiten hadisleri sorumludur. Şimdi hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Buyuruyor ki Deccal'ın çıkacağına yaklaştığına dair alametler. Ki 5 vakit namazda Deccal'dan sığınırdı. Buhari Müslim hadis. 5 vakit namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal daha çıkmadı. Ama 5 vakit namazda sığınırdı. Adem aleyhisselamdan beri her peygamber de sığınıyordu. Ve Adem Aleyhisselam'dan beri Deccal'dan büyük fitne yoktur buyurdu. Ve mütevatir hadis bunlar. Sahih de geçiyor. Manen mütevatir Deccal konusu. Şimdi bu konu diyor hadis-i şerifte minberlerde. Yani o zaman tabii kürsü yok şimdiki camiler gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cuma falan çıkan minber var bir tek. Sonra kürsü ihdas edildi. Minberlerde Deccal konusu hiç geçmediği zaman anlayın ki çok yaklaşmıştır. Bizde bunu kaldırdılar. Epeydir bu konular hiç konuşulmuyor. Ondan sonra fiten hadisleri hiç okunmuyor. Millet ne olacak biliyor musunuz? Millet birden yakalanacak bir olaya, birden Deccal çıkacak, birden bir şey çıkacak. İşte önüne gelen Mehdi'yim diye çıkıyor. Kaç kişi ona tabi oluyor? Şimdi ben kaç tane daha yeni duydum. Kaç kişi Mehdi diye birine tabi olmuş? Çünkü neden? Hakiki Mehdi'nin alametleri. Şimdi Mehdi'nin çıkması için bütün hadislerde ittifak 10 tane alamet var. 10 tane alamet. Bir sefer Ramazan'da başlayacak. Şimdi bu Ramazan'da ben bakıyorum. Bu Ramazan'da bu çıkmadığı zaman bu sene geçti. Hocam, ama adama bunu anlatan yok. Yani Ahmet bir hocam, de diyorlar ki bunları konuşmayalım. Ahmet hocam, konuşmayalım ne oldu? Sapıklara Ahmet hocam, milleti yönlendirelim. Ahmet hocam bir şey sormak istiyorum. Estağfurullah. Tevrat, şimdi eski ahit, yeni ahit, işte bir sürü İncil. Mesela o okunmaması gerektiğini... Onlar tefsiri de Tevrat'a kattılar. Şimdi bir de mesela şey var. Torah dedikleri bir şey var. Yahudilerin kullandığı gene Kabala diye bir şey. Bunlar Tevrat'ın bölümleri mi? Değişik Tevrat nüshaları mı? Yoksa hayır? Yani bunlar değişik Tevrat nüshaları. Orada da tarifat var. İncil'de nasıl üçe bölündü mezhep olarak. Evet. Sonra kaç tane efendim İncil, dört İncil diyorlar falan. Tevrat'ta da yorumları, yani hahamların tefsir denilen tevil ve tefsir diye kenarına yazdıklarını da
Esas müşkilat oradan çıktı. Sonra o yorumlar Tevrat'ın içine katıldı. Ondan sonra nüshalar da onlar da Tevrat olarak basıldı. Yani onun Kabala dedikleri ki, ayrı bir yorum. Onun için bakıyorsun ifadelere, ifadeler vahyi yansıtmıyor. Yani birinin biriyle konuştukları. Bu Tevrat'ın esas tarifatının, geriden gelen tarifatının tevil ve tefsirler, ki bu isabetli olan olabilir, hatalı olan olabilir. Bizde niye? Hiçbir Kur'an-ı Kerim'in Musaf'ın kenarında bugüne kadar hiçbir zaman bir tefsirin, yani bir yorum, bir şey yanına basılmıyor. Yani eskiden öyleydi. Şimdi tabii meali olunca Kur'an yanında, meali yanında. O ayrı bir şey. Ama bu karışma tehlikesi var diye yazdırılmadı. Ondan dolayı. Hatta bazı nüshalar yakıldı. Sonra diyorlar ki Hazreti Osman diyorlar, radıyallahu anh diyorlar, işte Şiaların uydurması, musafları yaktırdı bazı musafları diyor. Halbuki son karar verilip Ebu Bekir Sıddık döneminden şahitlerle hepsi, çünkü özel sure sure nüshalar vardı. O surenin yanında kendi bir şey yazdıkları vardı. Hadisi duyup yazdığı vardı. Bir duayı yazdığı vardı. Yarın bunlar böyle yayılırsa ortalığa sahabeden, tabiinden, onu da Kur'an zannedecek. Yarın öbürü Kur'an'ın içine sokacaktı. Onun için hepsi yakıldı. 4 nusha yapıldı. İşte biri Bukhara'ya, bir şu efendim, o zamanki tabii İstanbul yok o zaman, merkezlere, yani şey Müslüman değil, 4 merkeze gönderildi. O niye? Tevhid için. Yani o birleştirilsin. Tevrat'ta bu baştan beri böyle geldiği için içi karışık zaten. Teviller, tefsirlerle karışık. Onun oradan anladığı mana da oraya sokuldu. Bir de kasıtlı tarifat var. O kasıtlı üstün ırk iddiası, karşı tarafı insan değil, sizden başka insan yok. İnsanlar size, mesela İslam'da bunun karşılığı var. Nasıl karşılığı var? Diyor ki Allah ahirete iman etmeyenlerle savaşın diyor, değil mi ayet şimdi? Katilüllezine la yu'minune billahi ve la bil-yevmil ahir, işte. Ne zamana kadar? İşte efendim, Allah Resulüne itaat edecekler, İslam'ı haram helalı kabul edecekler, Müslüman olacaklar, tamam, savaşma yok. Zaten İslam önce gidiyor, tebliğ ediyor. Müslüman oluyor musunuz? Oluyorsunuz. Olmuyorsanız ikinci bir imkan sunuyor. Nedir o? Memleketinize güvenlikle yaşayın, biz size bir kadı tayin edelim, yani hükümdar bir şey tayin edelim, yönetim bizde olsun, ama size de hiç dokunulmayacak, ama cizye vereceksiniz. Hatta yoktur cizyete anyedin. Kelle başına cizye verilecek. Osmanlı bu cizyeyle yaşıyor. Son dönemlerde ise gavurlara bilmem ne anlaşmaktan, görüşmekten, karışmaktan ayıp değil mi ya, bizden hala cizye alırsın. O cizye terk edildi, Osmanlı battı. Ayet cizyeyi emrediyordu. Şimdi İslam'da bu var. Neden? Çünkü gavur her zaman için kendi içinde ifsat yapıyor, zulüm yapıyor. Ne yaptı Bizans? Dediler ki ya Osmanlı'nın sarıyor gelsin buraya ya. Hiç olmazsa bunlar bize daha beter zulmediyor bu. Kendi dinleri, mezhepleri, papazın dediler kavuğunu göreceğine, Osmanlı'nın sarığını tercih ederiz dediler. Çünkü şirk zulümdür. Şirk zulümdür, güçlünün hukukudur. Ondan dolayı İslam onlara da ne yapıyordu? Onlarda da hukuku icra ediyordu. Kimseye zalimlik yaptırmıyordu. Mazlumun hakkını alıyordu gavurun gavurdan. Yahudi'yi yönetse, şu anda Hristiyan devletini İslam yönetse, orada da bir zulüm yaptırmayacak. Hakiki İslam'dan bahsediyorum. Şimdi bu durumdan dolayı burada var bu. Ama esir alıyorsun, yediğinden yedireceksin, içtiğinden içireceksin, azat edeceksin. Şuraya. İslam böyle herkesi Müslüman ediyordu. Kılıçtan peki, fazla ahlakla Müslüman etti. Bunlarda ne diyor şimdi? Siz üstünürsünüz, diğer insanlar mutlaka böyle cizye verecek, vergi verecek falan değil. Diğer insanlar asla özgür yaşayamazlar diyor. Yaşayamazlar. Yaşamaları için mutlaka ya öldürülecekler, ya öldürülmeyenler de size köle olacaklar. Köle olmayı kabul edecekler. Köle ve cari olacaklar. O zaman diyor siz efendim, bunlar yaşama hakkı var. Size hizmetçi olarak. Çünkü sena bena inekleri kim sağ demiş. İnekleri de biri sağacak. Bunlar köle arıyor. Yani bütün dünya şu anda Hristiyanlar dahil 8 milyar. Bunların nüfusu işte kaç dünyada bilmiyorum. 20-25 milyon varsa orada zaten 8 milyon varmış. 2 milyon 15 varmış. 15 milyon. 6 milyon orada bile varmış. Bunlar ya dünyada rivayetlere göre toplamda 35 milyon Yahudi olduğu yok, söyleniyor. 15,5 milyon. Hayır. 15,5 Allah Allah. O kadar Yahudiler az. Yahudiler 30 milyonuz diyor. Yani zaten çoğunu oraya nakletmeye çalıştılar. Hı hı. 15 milyon 20 milyon. Mühim değil. 8 milyar bunun kölesi olarak ancak yaşayabilir. Hiçbirine özgürlük hakkı yok. Hepsini öldürmek ibadet, korkutmak ibadet, hamileler, özellikle çocuk öldürmeleri. Birçok kişi soruyor hocam. Ama çocuk şeyi, çünkü onlar neden? O çocuk yaşayınca işte neyse Müslüman olacak veyahut Yahudi değil. Hocam, Yahudi olmadığı için yaşama hakkı yok.
İzleyicilerimiz soruyor. Onu öldürmesi lazım. Onlar da en büyük sevap çocuk öldürmek. Bir de hamile öldürmek. Çünkü hamile öldürünce bir taşla iki kuş vuruyor. Hem anasını hem çocuğun. Ya karınlarını deşin. Hamilenin karnını deşin. Hayvanlarını yakın diye Allah'ın bir vahyi olabilir mi? Yaratan Allah'ımızın böyle bir vahyi olabilir mi? Ne diyor Kur'an? Ve yuhlikel harfe ve nesle. Müşrikler hakkında ekinleri helak eder. Elinden fırsat geçse eline diyor, nesli helak eder. Nesil demek işte zürriyet. Bu şimdi kimin sıfatı olarak önümüze geldi? Yahudinin sıfatı. Onun için bunlar bunların tahrif edilmiş şeriatında, bir de şunu yanlış anlıyorlar. Arz-ı mevut var mı? Var. Var. Kur'an'da da söylüyor bunu, arz-ı mevutun. Arz-ı mevutu söylüyor. Ama belli topraklar olarak değil, küre-i arzın tamamı olarak söylüyor Kur'an. Ayet-i Kerime Enbiya suresinde geçiyor. Velekat estağfirullah, velekat kettem. Şimdi Yaşaya bağlayacağım. Bu ayetle çünkü Kur'an ışığında oraya birleştirmemiz lazım. Öbür türlü onların yorumlarına kalırsak yanlışa gideriz. Velekat kettem ne yapıyız? Zeburi. Biz diyor Zebur'da muhakkak andolsun ki yazdık. Minbadi zikri, zikir dediği Tevrat. Ona zikir ismini vermiş. Ve Kur'an'ın da çok isimleri var. Diğer kitapların isimleri var. Zikirden yani Tevrat'tan sonra Zebur'da da biz yazdık diyor. Peki bu kitapların muhatabı kimdi? Özellikle Beni İsrail'di tabii. İsrailoğullarıydı bu Tevrat'ın da Zebur'un da. Çünkü Davud Aleyhisselam'ın da ümmeti onlardı. Ne yazdık diyor? Ennel erda. Şimdi burada ennel erda. Şüphesiz bu arz. Şimdi bu arz deyince orada tabii Arapçadaki tefsir şeyine göre eliflamların ahdi zihnidir, ahdi haricidir. Ya istihraktır. İstihrak olursa bütün küreyi arz. Eğer istihrak değilse ahdi haricidir. Ahdi harici ise mahud belli bir arazi diyorsun şimdi. Hepsine göre de mana sahih verilebiliyor. Yerisüha buralara varis olacak. Varis miras gibi konacı sahip olacak yani. Kim? İbadiyas salihun. Benim salih kullarım. Şimdi bunu diyor. Tevrat'ta yazdığını söylüyor. Tevrat'tan sonra. Zebur'da da yazdığını söylüyor. Kur'an'da da Enbiya suresinde yazdı. Al sana 3 tane semavi kitapta. Bu vaat var mı? Var. Ama kim diyor bunu? Salih kullarım diyor. Salih nedir şimdi? Salih salahtan geliyor. Salah ne açıklaması? İyi kul, iyiliğin manası ne? Salah. Çoluk çocuk öldürme. Salih işte takva sahibi, haramdan sakınan, zulümden sakınan, günahtan sakınan kullarım. Bunlarla taban tabana zıt. Ama şimdi Tevrat'ta bunu yazdı ya, Zebur'da da bunu yazdığını söylüyor. İfadeyi de Kur'an'a inandığımıza göre, asla tarif olmadığına göre, onlardaki ifadeyle, Kur'an'ın da ifadesi, salih dedim diyor ben diyor. Şimdi bu salih kullar, bütün küre-i arza da varis olacak. Erz-ı Mevut, Erz-ı Mevut dediğinde, Musa Aleyhisselam Kudüs'ü fethedemedi. 40 sene sahrada kaldı bunların yüzünden, yine bunların yaptığı işte işler yüzünden. Buzağa taptılar falan, Tevrat'ı aldı. Uzun, saatlerce anlatabiliriz. Sonra Musa Aleyhisselam vefat etmeye yakın dedi, ya Rabbi Kudüs'ü fethedemedim. Kudüs'e bir taş atımlık yerde en azından kabrimi oraya defnettir de. Mescid-i Aksa'ya yakın ol. Sonra Yuşa Aleyhisselam'a fetihler nasip oldu. Yuşa Aleyhisselam, Hamalika denen cebbarlar kavmi var, ne Kur'an'da geçer. Onlarla savaştı. Bütün fetihler Yuşa Aleyhisselam'a nasip oldu. Ve Musa Aleyhisselam'a vaat edilen, Tevrat'ta vaat edilen fetihler, Yuşa Aleyhisselam bütün o bölgeleri fethetti. Bu Yuşa Aleyhisselam zaten, bizim Beykoz'daki yani, zat mı? Rivayetle yani ilgili. Yuşa Aleyhisselam ben 3 yerde ziyaret ettim. Ürdün'de köyünde ziyaret ettim. Makamları var yine yani. Yine aynı 20-30 metre. Burası makam mı acaba? Yani fetihler. Yani o da rivayet üzerine. Onu da dün anlattığım sohbette dinle, ilginç bir şey. Medineli Hacı Osman Efendi Hazretleri vardı. Oradan inerken yanındaki biri dedi ki, Efendi Hocam ben yıllar önce sizden dinledim onu. Efendi Hazretleri bura makam mı acaba dedi. O da makam dedi evladım dedi. Bir tokat dedi, arkada da kimse yok. Hoca Efendi yere doğru şeyince, ya oğlum başımıza gelen görüyor musun? Bu kabirdir o zaman dedi. Öyle bir Medineli Hacı Osman Efendi'nin başına gelen bir şey var. Burada mı bu? Bunu Yahya Efendi Hazretleri ne kadar kimse bilmiyordu. Dağın başı. Şimdi bile dağın başı. Eyvah. Ama Yahya Efendi'ye zuhur etti. Ben buradayım, gel kabrimi keşfet diye. Yahya Efendi meşhur Kanuni'nin süt kardeşi olan Beşiktaşlı. Beşiktaş'ta. Yahya Efendi Hazretleri gemilerle gitti.
gemilerle gitti. Orada aradı keşfetme. Fakat bir çoban gördü. Baktı bir şeyde alamet göremiyor. Çobana dedi ki burada bir olağanüstü hal görüyor musun? Bu kadar senede burada otarıyorsun. O da dedi ki yok ya buna normal kır bayır çayır. Ama şurada bir yer var. Koyunlar hangi taraftan gelseler oranın üstünde otlamıyorlar, çiğnemiyorlar dedi. O keşifle Yüce makamı sabit olmuştur. Lübnan'da gittim. Bir dakika, makam mı dediniz, kabir mi hocam? Yani şimdi ben de bir tokat yemeyeyim. Eyvallah. Ama yani bir tokat yemeyeyim. Ama şu var, makamlardaki şeyin özelliği şudur. Makamı ziyaret edersen ruhaniyet orada hazır olur. Eyvallah. Çünkü ruhlara mekan yok. Ama Osman, yani, Hacı Osman Efendi'nin şeyi şeyinden sanki... kabir olduğu. Çünkü bizim Mahmud Efendimiz'e yağmur dualarında bütün hep yağmur dua, her şey oraya da kabul olur yani. Eyvallah. Bir eseri görülüyor. Lübnan'da da gittim. Ürdün'de köyüdür dedi. Fetihlerden sonra köyüne geldi, geri döndü diye. Yani bu ayetin arzı mı o esasen Yuşa Aleyhisselam'a yaptırılan fetihlerle Beni İsrail'e bütün o topraklarla zaten yerleştiler. Çünkü İsrailoğullarıydı onlar. 12 kabileydi Musa Aleyhisselam'ın şeyi. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu. Zaten bugün, taştan su çıkarken 12 tane de çıkıyordu. Bugün kıskançlıklarından dolayı. Ahmet Hocam, bugün anlamamız gereken şey arz-ı mevut denilen şey Yahudiler için tarihi bir olaydı. Şu anda arz-ı mevut dediğimiz şeyin Müslümanlar için, salih Müslümanlar için olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O kesin ayet zaten. Heh, o ayet. Şey. Ama şu var. Bunların arz-ı mevudüne dair de Nil'le Fırat arası diye Tevrat'ın bazı nüshalarında geçiyor. Şimdi onu bunların, bir yazdı o zaman. Ya şimdi bunlar tahrif ama size diye değil, salih kullar. Bunlar salih kulları kendine montelediğinden. Çünkü hep peygamber çocukları. En nihayetinde neslin tümü Yakup Aleyhisselam'ın 12 esbat, 12 torunundan geliyor. Eyvallah. Oradan dolayı mükteseb hak olarak üstün ırkıda itikat ettikleri için bu vaatler salih kullara diye yapılan vaatleri kendilerine uyarladıkları için bu davaları sökmeyecek. Zaten onun için başarıya ulaşamayacaklar. Salih kulluğu kaybettikleri için salih değil, en büyük zalim hocam, oldular. Hocam şurayı hemen sorayım size. Eski ayetler. Siz bizim referans aldığımız. Yok estağfurullah, ben de bildiğim kadarıyla bilmediğimde yine durarız. Bizim için inceleriz deriz. Allah razı olsun. Az önce bir cümle kullanırken Murat bir yerden yakaladı ama o ikincisini ben hemen sormak isterim. Eski ayeti okudunuz mu? Yok. Okumadınız. Ben tefsirlerde geçenlerin hepsini peki, demesem de okuyorum çoğunu. Peki. Ya. Tefsirleri okuyorum çünkü benim orayı okumam kendime göre araştırmacısı değilim. Ben o haramdır diye o işten sakındım yani. Sakındı. Hocam sakındım. Siz peki, de mi okumuyorsunuz? Yok yani. Ben okumam ama ben Alusi'de, Maverdi'de vesaire tefsirlerde, Fahru Razi'de, şurada oradan... burada ben bütün onları kaynak. Ben mesela şu anda Nesebi Şerif kitabım var. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında yazdığım son kitaplarda Salatül Fatih'te de var, yeni çıktı. Bütün kaynaklar veriyorum. Ama ben İslami kaynaklar. Şöyle bir el cevap. Ama İslami kaynaklar onlar oradan almışlar. El cevap kısmı. Ama oradan almamışlar. Şimdi... Şu da var. Kâb-ül Ahbar diye. Büyük bir alim var. Şimdi Tevrat'ın en büyük alimi. Hocam bu... şimdi ben soru soracaktım Gazze'deki soykırıma ilişkin. Şimdi önümde sorsam yani buradan bu adamların nasıl baktığını. Mesela diyor ki yaşlıyı, genci, kızı, kadını, çocukları öldürün diyor. Öldürün diyen bir vahiy şimdi, olur mu? Diyor ki şimdi git Ameliklere saldır. Onlara ait her şeyi tamamını yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Erkek, kadın, çoluk, çocuk, öküz, canlı, koyun, deve, eşek. Bile bırakma. Hepsini öldür diyor. Hatta bir şey daha söylüyor. Musa savaştan dönen ordu komutanlarına binbaşıları, yüzbaşıları öfkelendi. Onlara bütün kadınları sağ mı bıraktınız dedi diyor. Şimdi Gazze'de uyguladığı soykırımı... Tabii işte kadının ölmesi lazım. Nesli kesecek. Kadın ölmeden nesil bitmiyor. Tamam, hayvanı nesil da öldür diyor. Hayvan da öldürüyor. Yani, bakın Kur'an-ı Kerim'de bu var. Yani bu onlara gelen emir iki kişi zaten. Musa Aleyhisselam onlara bu Amalika dediği, Amalika kabilesi, cebabire bir toplum, minare gibi adamlar çok güçlü. Allah Teala buyurdu ki siz onlara saldırın. Saldırdığınız anda fethi olacak. Onların gücüne bakmayın. Ben size yardım edeceğim. Korku vereceğim. Fakat orada 12 kişiydiler. Beni İsrail'de hep 12 boy, 12 nakip
Kur'an'da geçiyor. İsni yaşara nakiba. 12 nakib, yani 12 kabilenin 12 elçisiyle muhatap. O elçileri de topladı. Dedi ki Allah bize böyle vahyetti. Bunlara dalalım. Saldırdığımız anda galibiz. Oradan Kudüs'ün yolu açılıyordu. Mescid-i Aksa. Fakat bunlar dediler ki önden bir elçi gönderelim. Elçi gönderdiler. Elçiler gitti baktılar. Oo, bir geldiler. Musa Aleyhisselam dedi ki 12 elçiye. Sakın dedi gördüklerinizi anlatmayın. Bana anlatacaksınız. Halka anlatmayın. Fakat bunlar gelir gelmez minare gibi adamlar bilmem ne, biz bunlarla baş edemeyiz dediler. Musa Aleyhisselam'ın ahdini bozdular. İki zat, ikisi de peygamber oldu sonra. O zaman peygamber değildi. Kalib Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam. Bu meşhur Yuşa Aleyhisselam. Tamam, bu Kalib ile Yuşa Aleyhisselam, hı hı, dediler ki sır olarak sen bize ne buyurursa budur. Ama öbürleri dedi ki biz savaşamayız. Hatta Musa Aleyhisselam'a dediler ki İzle ente ve rabbüke fe katila, sen Rabbinle beraber git. Savaş. İnna havna kaidun. Biz burada oturacağız. Sen fethi yap, biz ondan sonra vaat edilmiş toprağa geliriz dedik, hazırcı adamlar. O zaman da Allah ne yap buyurdu? İnna fe inna muharrametun alim erbaine sene. Ben burayı şimdi girseydiniz veriyordum ama 40 sene haram ettim. Yetiyune fil ard, tih denen çölde 40 sene dolaşacaksınız. Yuşa Aleyhisselam'ın mezarı niye uzun? Bir ikincisi. Ya Yuşa Aleyhisselam yani o kadar uzun muyu bilmem ama. Şöyle. O heybetli rivayet, boyun Yuşa çok uzun oldu. Yuşa Aleyhisselam dönemindeki insanların çok cüsseli. Ortalamaları büyük, uzun tabii. Ortalamaları büyük, uzun. Büyük bir insan gövdesine sahip olduğu oldukları, tanımı yapılıyor. Boyları çok uzun ama orada. Mısır'da bazı arkeoloji araştırmalarında normal bir insan kafasının 8 katı. Onlar yalanlardı biliyorsun. Yalanlardı yani, vesaire. Acaba ama oraya var, atıp mı yapılıyor? Niye hayır hayır bir şey de var. Şimdi bazı hurafeler olmakla beraber, hı hı, neydi o? Uç diye bir hadise var. Kitaplar çok geçer. Onda çok abartılı bir boy post anlatıyor falan. Onları muhaddisler cerh etmişler. Velakin Kur'an'da şu ifade var. Mesela Ad kavmi hakkında elleti lem yuhlak misluha fil bilad. Yani bu ayet olduğu için hiçbir şehirde onların misli yaratılmamıştı. Şimdi onların bu misli ayet olduğuna göre burada çok farklı bir boy post olduğunu anlayabiliriz. Ama metreye vurup da şu anda bir metre veremem. Hocam, ama yani öyle cebbar toplum, inne fiyâ kavmen cebbârin dediler Kur'an'da. Cebbar bir kavme rastladık. Cebbarlığını nereden anlayacak? Adam onu orada yakalayıp da 15'e parçalamadı. Yani tip ve şekilden kendi ortalamalarını biliyorlar. Beni İsrail'in ortalamasını. O topluma cebbar demeleri sırf gözetlemeye gittiler. Evet. Dış görünüş olmasa farklı. Peki. Cebbar diyecek bir içinde yaşamadı ki. Hani cebbar kısa boylu bir adam da zalim olur. Cebbardır. Bu öyle değil. Gözetlemeye gönderdi. Geri geldi, gözlemeni anlattı. Cebbar bir toplum. Biz buraya giremeyiz dediler ya. İşte Allah-u Teala siz buyuruyor. Kapıdan girdiğiniz anda galipsiniz ya. Bakmayın boylarına dedi. Allah'ın vahyine karşı bunlar böyle bir millet. Peygamberi yolda bıraktılar. Musa Aleyhisselam da giremedi. Mevla müsaade etmedi. Haram ettim buyurdu oraya. 40 sene yasak. Yuşa Aleyhisselam sonra orayı da fethetti. İşte Amalika dediği okuduğu vahiyler o bölüm. Ama ona ne katıyor? Karısını katıyor, kızını katıyor, hayvanını katıyor. Böyle bir şey yok. Tabii ki cebbar toplumu, kafirler. Yoksa onlar seni öldürecek. Nasıl fethedeceksin orayı? Onlar büyük zalimdiler. Bütün bir de şu var. Bütün etraflarında ne kadar milletler varsa hepsini zulümde boğmuştular. Allah onun için kurtarıcı gönderiyor Yuşa Aleyhisselam'ı. Yani fetih o demektir esasen. Ganimet al, karısını al demek değildir haşa. Yani ganimet tabi alınır, o başka. Ama kadın için, ganimet için, para için böyle bir harp yok dinde, hiçbir şeriatta yok. Hocam müsaadenizle hemen hızlıca bir şey sormam lazım. Çünkü az önce konuştuğumuz şey belki yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Tevrat ve Tora denilen şey galiba aynı. Kabala yok, Tora Tevrat'ın, onlar Tora diyorlar. Biz Tevrat diyoruz. Tevrat aynı şey. Evet. O zaman onlar Kabala da onun tefsiri mi? Kabala yorumlarla dolu. Yani Kabala yorum. Tamam. Çünkü şimdi ben şeyle kaldım. Haham'la kaldım 3 ay yan yana. Haham idi hem de çok kimdi? Casustu. Şu Kanada'ya firar eden. Yok. Yok. Gökhan Sami Baykara'ydı adı. Dinler arası diyaloğun heyetindeydi. Tabii bizim orada bıyıksız sakalsızdı. Sonra ben internete resmine baktım. Bir tutam bembeyaz sakalı var. Amerika'da profesör hocaydı. Offshore şeylerinden hapse girmiş köye ama ajandı çünkü bütün hep İbranice not tutuyordu.
İsrail Konsolosluğu'ndan da her hafta. Bu ne yani zaman olanı? O, 2000'de yattı 3 ay. Çünkü siz çok cezaevine girmişsiniz hocam. Bayrampaşa'daki 3 ay beni onun yanına koydular. Beni onun yanına özel koydular. O zaten çok da bilgiler bana verdi. O zaman FETÖ'yü de mesela, FETÖ bu durumda değildi ama bana dedi ki Fethullah hocayla biz anlaştık. Manhattan'a geldi. Lobilerle görüştü. Bize bütün sözleri verdi. Bundan sonra bizden hareket ediyor. Ve o dedi göreceksin. Bütün dünyada şu anda çok ilerleyecek. Her yerde dedi itibarı artacak dedi. Bunu 2000'de söylüyor. 2000'de bana söyledi. Ama dedi sen de dedi çok acıyorum dedi. Yani ben insülin yapıyordum o zaman, böyle pompalarım yoktu. Ellen yapıyorduk falan. Ya dedi burada dedi zaten ben idam, o zaman idam da kalkmamış. Beni öyle bir şey ettiler ki 3 ay benden bahsediyor bütün gazeteler. Deprem şeyi üzerinden tabii gidiyorlar. Tabii. Çocukları iyi ki öldü demişim. Haşa, Urdun dallar, at yazar aynı. Şu anda Müslümanların yaptığını, o zaman da onlar yapıyordu işte hepsi. Onlar da Müslümanım diyor zaten. Aynı iftiraları, çocukların ölmesine sevindi bilmem ne falan. Böyle uydurdular, kaydırdılar. Ben tabii idam bile bekliyordum yani zaten ne yapacağız diye. O vaziyette bir psikolojiyle, ya dedi sen dedi, ben sana dedi söz veriyorum dedi. Buradan çıkar çıkmaz dedi. Doğru dedi, Manhattan'a gideriz dedi. Bak dedi seni burada kimse vaaz ettirmiyor dedi. Zaten o zaman Diyanet benimle uğraşıyor. Evvelce ettiriliyordum. Sonra Nur Yılmaz zamanında müsaadeler verilmişti. Ondan sonra geldi 28 Şubat şeyi. Her taraf yasaklandı. Mahkemeler, şunlar bunlar, hapisler. Dedi biz dedi, sen dedi buraya dedi, niye dedi içeri atıldım biliyor musun dedi. Deprem vaazından ben atıldım. Gölcük'te niye böyle oldu, saati de mi gece 3'te, saati de mi denk geldi, yeri de mi merkez üstü, işte İsrail orada iki uçak gönderdi, adamlar varmış, aldı laflar, dolu haber vardı. Gölcük donanma, Gölcük donanma meselesine. Dedi ki sen dedi buraya dedi niye geldiğini biliyor musun dedi. Yani işte yok Gölcük'tür, askeriyedir, şudur budur, depremdir falan. Yok dedi, sen Yahudinin aleyhine konuştuğun için bugün buradasın dedi. Eğer dedi Yahudinin aleyhine konuşmasaydın dedi burada olmayacaktın dedi. Bu Hürriyet gazetesi dedi o zaman. Aynı böyle. Bu Hürriyet gazetesi manşetlerini biz attırırız dedi. Buradan dedi neyse o hakikaten oradan İbranice yazıyordu, gönderiyordu. Hürriyet devamlı alıyordu o. Hürriyet'te biz de tabii küçücük odadaydık. Hürriyet biz de okuyorduk ne oldu ne bitti. Ben 3 ay kaldım. Her hafta mutlaka benden bir haber çıkıyordu. Özellikle beni bazı gardiyanlar, Süleymancı falan cemaattan birileriymiş. Ya hoca gel de bir çay içelim, gardiyan nasıl olsa. Orada bir çay içirdi beni diye. Onu bile yazıyordu o demek İbranice. Bu sefer diyor ki hocayı gece alıyorlarmış şeylere, doğuşlara, vaaza götürüyorlar diye. Hürriyet bunu yazıyordu. Ferzan Çitici'ydi o zaman Cumhuriyet Başsavcısı. Adamcağız o da belki iyi bir adam da. Adam kalkıyor geliyor ki demir. Gardiyan dedi ki 20 senelik gardiyanım dedi. Bir kere başsavcı görmedim dedi ben burada ya. Sen geldin her ay bir savcı geliyor buraya. Hocam niye? Hahama çay ısmarlamadığınız için olmuş. Ya hahama bana neler ısmarladık bana özel şeker hastasına. Oraya götürseydin adamı çay o zaman şey çıkmıştı yeni spralitle işte o şekere dokunmayan baklava bile çıkmıştı. Güllü olumlu bir şeyler. Diyet ondan baklava bile ya dedi. Ben senden başkasından yemem. Beni dedi zehirlediler bilmem ne ettiler. Beni öldürecekler dedi. Ama sana inanırım dedi. Bir tek senin ikramını dedi yiyordu. Ondan sonra dedi ki bak dedi. Sen dedi çıkalım. Manhattan'a gidelim. Senin hatipliğin kuvvetli dedi. Hatipliğin kuvvetli. Ben sana söz veriyorum dedi. Ya dedim benim bu imajım nasıl düzelecek ya dedim. Burada dedim çocukların bebekler ölmüş Gölcük'te diye sevinen adam diye bana yazdılar dedim. Ben böyle bir şey mi yazdım? Ben Kehf suresindeki Hızır Aleyhisselam'ın öldürdüğü çocuktan ayet yazıyorum. Ben çocuk o çocuk diyorum adam çocuklar yazıyor. Yani çocukların ölümüne nasıl sevinirim kafir olacak. Ya ben ne bileyim kimin kafir olacağını böyle bir şey var mı? Ledün ilmi ayetteki bir konu anlatılıyordu. Onun da sebebi var. Ay Allah dedi kin kustun işte bir Hürriyet yazarı gecenin üçünde kin kustun çocukların ne günahı vardı. Ben de ona cevap verdim. Burada Allah çocuğun günahı yok ki. Ama Allah o çocuğu da öldürüyorsa ona da makam veriyor. Anasına makam veriyor. Bu konu oldu. Dedi ki öyle değil. Bizim dedi şeydeki dedi Hürriyet'teki dedi birkaç haberimize bakar dedi. Çıkarsın dedi. Bir kedi severken bir bilmem ne. Aa hayvancılıkları çok seviyor. Şöyle insancıl böyle bir tane. 2-3 tane dedi sana aynı böyle. 2-3 tane dedi şey yaparız dedi. 23 sene olmuş. Ondan sonra imaj kolay dedi. İmajı güzeldi. Ondan sonra da dedi söz veriyorum sana dedi. Bütün Fatih Camii, şu camii, bu camii, bütün merkez camileri senin hatip çene var dedi. Bütün her yerde vaaz ettireceğim dedi.
Ettireceğiz dedi. Bunu haham söylüyor size. Peki, çünkü Fethullah'la anlaştık dedi. Ama dedi, şimdi sen, yani senin demin dediğiniz gibi bir de bizim tipli biri lazım. Şimdi bıyıksız sakalsız bir yere kadar götürüyor. Ama şimdi Afganistan nasıl kandıracak? Pakistan nasıl kandıracak? Hindistan nasıl kandıracak? Bana külliyeyi bile söz verdiler. 5000 talebeyim, külliyeyi nasıl geri vereceksin ya dedim. Çevik bir ego. Ya sen boş ver dedi, o bizim elimizde. Ne olacak? O cihat şuurunu... Çavuş başındaki cihat, tabii, tabii cihat şuurunu öldürmek için tarikat, tasavvuf zannediyorlar ki halbuki en büyük cihat Nakşiler'de var yani. Ama onların şeyle bu imajla nasıl kotarırız? Ve ben de dedim ki karşılığında ne istiyorsunuz benden? Uyar oğlum. Yok şimdi ben yani tamam, bana şey. Bana cazip geldi nefsime. Çünkü imajım düzelecek. Ben o anda bütün millet çocukların ölümüne sevenen bir gangster zannediyordu beni icabında. Millet inanmadı gerçi çoğu da. Toplum inanmadı. Ama sadece şunu dedi. Çünkü FETÖ dinler arası diyalog dedi. Muhammedur Resulullahsız olur dedi. Yahudistan cennete girecek de girebilir dedi. Ama şimdi bana onu dedirtiremez. Bu sefer bana da uygun bir şablon çizmesi lazım. Bana da dedi ki yahu dedi şu Kur'an'da hadisteki dedi Beni İsrail'in aleyhine olan ya namaz anlat cennet anlat dünya kadar dininizi anlatın dedi ya kardeşim. Beni İsrail'in aleyhine olan ayet ve hadisleri okumaman yeter. Okumaman yeter. Okumaman yeter. Çünkü herkesten ona göre iş çıkarabilir. Benden de onu çıkaracak. Ondan sonra ben hapisten çıktım. Peşime hemen çıktı. Halbuki senelerce yatarı vardı. Çıktı yani beni iyi bir ajan hocam, olarak yanınıza mı koydu? Tabii canım size... o değil. O dedi ki ben iki senedir bu hapislerdeyim dedi. Ordu'dan, Ünye'den bütün hapishaneleri gezdim dedi. Nasıl ki Adnancılar bir ara kanlarını milletin aldılar da Amerika'ya kan bağışı diye topladılar ya o... İlik doku örnekleri. Doku örnekleri kan man topladılar. İşte bize herkes acıdı kan verdi. Orada nasıl bir operasyonsa... Kan bankaları bu da, kan bu da... İki senedir bütün hapishaneleri gezerek mahkumların yapılarını, Türk milletinin durumunu böyle bir hacısı hocası dedi ki ekseri hocaları benim yanıma veriyorlar. Ekrem abinin sorusu. Senden evvel Ali Kalkancı vardı dedi. Yanımda Ali Kalkancı vardı dedi. Onu niye senin yanına verdiler dedim. Dedi onu dedi birisi içeride dedi şey edecekti dedi. Efendim şişleyecekti dedi. O da ölmesin diye benim yanıma verdiler. Ama dedi neler yapıyor dedi. Onda ne ziyaretine gelenle onları da ne her şeyi not almış. Yani hacı, hoca, şeyh her kısım insan. Ya iyi bir ajandı diyorsun. Ben dedi bunu dedi kitap yapacağım dedi. Hocam fazla zamanımız kalmadı. Tabii kitap yapacağım dedi. Tamam. Hocam. Ondan sonra ben çıktım o çıktı telefon etti. Neresi otelde buluşalım dedi. Telefonu da istemişim ben vermişim. O zaman cep telefonu da yok. Telefonu vermiştim yalan da yapamıyoruz. Doğru telefon nasıl olsa bu kaç sene yatarı var dedim. Lan bir de baktım buldu telefonu. Aradı ya dedi mi benim dedi Ankara'da villam var dedi. Bahçesinde siyah güllerim var dedi. Ben o zaman duydum siyah gül varmış. Siyah güllerim var ne oldu? Hadi dedi Manhattan'a dedi. Bilmem ne ben onu sonra zaten isterim falan. Telefonları iptal ettim. Hiç daha da görüşmedim. Şimdi de yaşıyorum bilmiyorum. Ama mesele şu. Beni İsrail dediklerimizin o şeyi bahsederdi. Kabala işte. Kabala'dan oraya geldim. Kabala'yı ezbere biliyordu. Ve bütün yani Torah'ın, Tevrat'ın değil de Kabala'nın yorumlarıyla amel ediliyor şu anda dedi. Bir ara bir şey çıktı. Allah katında din İslam'dır ifadesi Cuma namazlarında tabii. Artık okutulmayacak. FETÖ'nün şeyiyle evet. Yine operasyonu söyleyince. Fazla süremiz yok. Ben hemen bir şey sormam lazım. Ben sana Yaşa hemen söyleyeyim kısaca. Yaşa'nda Şaya aleyhisselam milattan o Yuşa aleyhisselam dediler değil. Şaya aleyhisselam milattan yani İsa aleyhisselam doğumundan 700 sene kadar önce bu büyük bir peygamberdi. Nebi Zişan'dır. Bizim tefsirlerde de İbn-i Kesir vesaire bütün tefsirlerde Şaya aleyhisselama gelen vahiyler hepsi yazıyor. Hadis tahrişleriyle. Şaya aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyen en büyük nebilerdendir. Şaya aleyhisselamda da bu arz-ı mevut meselesi vardır. Yine bu arz-ı mevut salih kullara vaat edilen demektir. Nil'le Fırat arası yorumlarla da olabilir. Ben vahyin hepsini onların iddia ettiklerine göre okumamışım. Ama Nil'le Fırat arası kesinlikle onların şu andaki dini inançlarıdır. Şeye de gidiyorsun işte
ne dediler? Ben paşalar anlattı. Biz dediler Pentagon'da haritanın önünde oturttular bizi. O haritada bizim 20-21 vilayet herhalde Adana, Mersin, Maraş. Doğu ve güneydoğu onu. Bu haritanın, bu harita gidiyor. Öncesinden çoktan yapılmış bir haritadır. Bu onun için ben hocam, ilk zamanda hocam, dedim ki Filistin'den bize ne diyenler ben Filistin onu dedim zaten. Düşerse yeni hedefi Türkiye'ye uzanacak bir İsrail devleti kesinlikle ben bunu ilk tweetlerimde dedim ki Ümit Özdağ'a da attım. Türkiye'nin güvenliği Gazze'den Filistin. Başlar. Gazze sınırdır. Gazze'nin boşaltılmam yani o Müslümanlar orada Allah için canını veriyor ama üzülüyorsun ama işte Gazze'nin ben onun için kara şeyini istemiyorum yani Beni İsrail oradan bir şey kazandığı yerden geri dönmez. Kazandığı yerden geri dönmez. Onun için Allah ellerini hapsetsin durdursun. Hocam, Gazze'nin kalması komşu, lazım. İsrail size komşu olacağınıza siz İsrail'e komşu olmak ister misiniz? Nasıl komşu olacağım? Yani İsrail gelip Adana'ya kadar Çukurova'ya kadar yerleşecekse sen niye gidip İsrail'e ya, kadar? Ya zaten olamayacak o. Onu Allah'ın izniyle yani zaten oraya kadar gelemiyor ki. Şu andaki sahih hadis-i şerifler sahih hadis-i şerifler muvaciyesinde burada zaten Hazreti Mehdi'nin imam olacağı kesin. Sahih-i Müslim hadisinde de var. Sahih-i Müslim hadisinde var. O zaman tabii nüfus çok az olacak diyor. Araplar çok az olacak diyor. Dünyada şu anda çok 400 milyon Arap varmış. Ve cüllüm bi beytil makdis diyor. Ekseriyet Kudüs ve etrafında olacak diyor. Buradan anlaşılıyor ki orada, şu an Arap çok mu? Orada Arap'ı oradan azaltma şimdi uğraşıyor ya. Beni İsrail. Şimdi kıyamete yakın yani Hazreti Mehdi'ye ben şimdi takvim saat veremem. Velakin önümüzde mutlaka gelecek. Çünkü Deccal da onu kurtarmak için Deccal onu engellemek için hapsedecek Kudüs'te. Hazreti İsa Aleyhisselam onun için nüzul edecek. Deccal'ı katletmek mi? Mehdi Hazretleri'ni kurtarmak için. Bunların hepsi sahih ve manen mütevatir. Manen ne demek? Lafzan aynı tarikte kelimelerle gelmiyorsa da aynı manaya vuran birçok yüzlerce sahabiden yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek cemaatin haberine mütevatir denir. Hocam, ve bu ehli sünnetin metinlerine geçmiştir. Eyvallah. Onun için ben filmin sonunu diyorum hani bildiğim için çok heyecanlanmıyorum ama çok üzülüyorum. Eyvallah. Ama çok heyecanlanmıyorum. Eyvallah. Niye çok heyecanlanmıyorum? Kesinlikle Yahudi devleti orada tutunamayacaktır. Eyvallah. Kesinlikle Erzurum'a tahakkuk etmeyecektir. Yani tamam şu anda tabii onun tatbikatıdır. Suriye'deki PYD. Şimdi bir de şu var. Fiden hadisleri sorunludur diyorsun. Bütün dünyada bu kadar arazi bitmiş. 1400 sene evvel buyrulan bütün kaynakla geçen herkes gelmiş Halep'le Hatay arasına kardeşim. Eyvallah. Herkesin yeri tamam. Bitti de buraya niye yığdı bütün tamam. Dünya burayı şimdi? Hocam şimdi bir şey soracağım müsaadenizle. Fiten hadisleri, bu konuyla alakalı şeyler falan. Şimdi ben geriye doğru baktığımda şunu görüyorum. 80'lerde Mini Gazete'deyken Allah rahmet eylesin bir büyüğümüz vardı. Hadis İskender Paşa'da, Ramuzul Ehadis'te falan filan uğraşırdı. Her hafta Cuma gün gelir oradaki bir grup arkadaşı toplar sohbet ederdi. Ve ben her sohbetin sonrasında o arkadaşların tüylerinin diken diken olduğunu tabii. Görürüm. Biliyorsunuz. Erbakan mesele şu. Eniştesi. Mesele şu. Evet. Önemli isim falan. Ve Allah rahmet eylesin. Mübarek adamdı. İtikadlı. Bakın tabii ki. Tabii. Antep'te evini almıştı. İstanbul'da oturduğu evin önünde arabası 24 saat depo full beklerdi. Niçin? İşte orada olunca oraya. Her dönemde bir şeyler. Anlatmaya çalıştığım şu. Fiten hadisleri bu konuyla alakalı. Hayır fiten hadislerinin izahı lazım. Şimdi müsaade edin. Müsaade edin sormaya çalıştığım tabii, şeyi sorayım. Tabii. Bir. Ben çeşitli şekillerde çevremde bu tür şey Deccal meselesini okuyup Mehdi meselesini okuyup işte Mesih Aleyhisselam meselesini falan filan okuyup ilimleri yetmediği bilgileri olmadığı için hiç mübalağasız bir şey söyleyeyim kafayı yiyen insanlar gördüm. Tabii. Mesela karşıma çıkıp Deccal'i gördüm nasıl anladın beni öldürdü kim gördü başka kimse görmedi peki Deccal bunu insanlara gösteri için yapacaktı deyince apışıp kalan insanlar. Tabii canım, şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Biraz önce nasıl ki işte İncil'i, Tevrat'ı, şunu bunu herhangi bir araştırma ve de ona da layık olmadan araştırma kötüyse bu fiten hadisleri ve benzeri konuları Mehdi Aleyhisselam meselesi, Mesih Aleyhisselam meselesi, Melheme-i Kübra ve benzeri konuları galiba belli bir düzeye gelmeyen insanların bilmemesinde fayda var. Ha camilerde şurada burada ya Rab bizi Deccal'in fitnesinden koru. Bu zaten çeşitli şekillerde bazı hocaefendiler bunu dua ediyor. Anlatmaya çalıştığım şu.
Hiç mübalağası söylüyorum. Bir sürü kafayı yiyen insan gördüm. Tamam, doğru. Ha, onun için söylediğim şu. Belki halka anlatılmaması gereken şeyler, erbabının bilmesi ama gereken. Ama halka da doğru anlatılırsa yine sorun olmazdı. Mesela Hazreti Mehdi'den evvel 10 alamet var. Bu 10 alamet olmadan çıkmaz diyor kesin. Mesela en büyük Ramazan'da hem güneş tutulacak sahih, hem aynı ayda ay tutulacak. Dünya kuruldu kurulalı nasıl güneşin batıdan doğması gibi harikulade bir olay bu. Evet. Astrolojide. Bu olacak, sayha var. Evet. Bütün dünyanın aynı anda duyacağı bir narası var. Evet. Yani 10 alamet görükmeden Mehdi'yi bekleme diyeceksin. Zaten senin vazifen Mehdi'yi beklemek değil ki. Eyvallah. Ben yarın ölebilirim. Doğru. Ben bu akşam vazifemi doğru yapmakla mükellefim. Biz onu demiyoruz. Ama bu da inkara giden, bunu anlatamayınca, bazılarında yanlış anladığını dönünce bu sefer ne kalktı? Bunlar uydurmadır. Sorunludur. Ya sen sorunlu deme. Hocam, beyinler sorunlu. Müsaadenizle. İzah etmeye kalkmam lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1450 sene evvel her namazda Deccal'dan sığınırken, evet, bu hadisleri beyan etmişken sahabe-i kiram ya şeye çıkardık, camiden çıkardık, Mescid-i Nebevi'den hurmalıklara giderdik, bakardık ya Deccal mı çıktı acaba? O kadar yakini bir itikat, evet, var iken şimdi dibine gelmişik, birkaç yüz sene içinde ya oluyor olmaz. Konu tamamen sorunludur diye rafa kaldırıldı. Yok. Bence rafa kaldırılmamalı. Bu konuda kaldırılmamalı ama hakikaten ilmi konuşmalar yapılmalı. Mesela ben bir kitap yazdım. Mehdi bu yüzyılda gelmeyecek. Adnan'a karşı oynayan. Halbuki adam şimdi bana reddiyeler yapıyor. Doğudan ulema. Diyorlar ki sen bu yüzyılda gelmeyeceğine neye göre karar veriyorsun? Ya yüzün başında gelecek. 25'te yüzün başı geçti diyor İmam-ı Rabbani. Eyvallah. Yani insanları da 10 sene içinde, 20 sene içinde diyerek bir beklentiye sokmamak lazım. Anladım. O hoca efendiyle biz peki Mekke'deydik. Her sene hacca geliyordu. Çünkü Mina'da kan gövdeyi götürecek diye. Mina'da onu da seyretmek istiyordu. Hocam ya ama anlatmaya çalıştığım şu. O dönemde ya ön alametler gazeteden başlamadan. Şimdi bakın, gazeteden kendisini dinleyen insanların tamamı ve ben her de birkaç defa gittim dinledim, çıktım da onlara dedim ki ne oluyor size ya böyle deyince, ya diyor ki şöyle olursa şöyle olursa hiç şöyle. Hiç alamet belirmemiş. Herkes böyle bakmıyor hocam. Yok, bir de Mahmud Efendi Hazretleri'nin şöyle bir tespiti konu var. Şimdi Mehdi çıktığı zaman İslam çok zayıf, Müslümanlar çok az olacak. Şu anda İslam ilerliyor, Müslüman sayısı artıyor. Onun için daha var dedi yani. Heh. Onun için ama şu var, bir şuur lazım. Eyvallah. Bu şuurla şimdi ben şunun için diyorum. Yani Filistin, hani bir sohbetimi de paylaşıyorlar, eskiden konuşmuşum. Filistin üzülmesin, Gazze mahzun olmasın. Biz biliyoruz ki Hazreti Mehdi orada imam olacak. Yani şu var. Yani Yahudinin çok büyük gücü var. Amerika'da arkasında iki de geri geldi. Biz bittik. Bura kesinlikle arz-ı mavut olacak. Türkiye'ye kadar gelecek. Bizim 20 milyarda gidecek falan. Olmayacak böyle bir şey. Evet. Allah'ın izniyle olmayacak. Çünkü hadis-i şeriflerde ve ayetlerde. Mesela ayette göre ne buyuruyor? Ve kattâne fil arzûn ve mâ. Hep yeryüzünde paramparça ettik. Hem ümmetlere böldük diyor. Birlik vermedik diyor. Hadi öbür ayete gelelim. Öbür ayette diyor ki ve isteezzene rabbuke, Rabbin ilan etti. Leyeb'asenne aleyhim ilâ yevmil kıyâme. Şimdi bu ayette kıyamet gününe kadar olmasaydı belki geridekilerle bitti bu iş. Hitlerle, Mitlerle bitti zannedecektik. Ama peki, ayet kesin ifade. Nasıl? Muhkem ayet. Hocam. Kıyamet gününe kadar onlara kötü azaplar tattıracak. Çünkü onlar azabı hak edecek. Evet. Azapları tattıracakları Allah yemin ediyor başlarına gönderecek kıyamete kadar. Bu Allah'ın ayeti, Kur'an hak, biz de Müslümansak. Eyvallah. O zaman kesinlikle çok yakındır. Çünkü bu azmaları da onu peki gösteriyor. Bunları tarumar edecek bir gücü Allah gönderecek. İnşallah. Ama gavurdan gönderecek, ama Müslümandan gönderecek. Eyvallah. Hitler'i de Allah gönderdi. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sabri müsaade edersen. Yani şimdi onun biraz için önce planları tutmayacak. O ona kesin. Peki. Hocam şimdi biraz önce konuşurken Avrupa serencamından bahsettiniz. Ben dolaylı olarak biraz muttaliyim o konulara. Biliyorsunuz ben 27 sene Milli Gazete'deydim, 21 sene yayın müdürlüğünü yaptım. Ve bu dönemde Milli Gazete burada basılırken Avrupa'da da basıldı. Evet. Biz hep şunu yaptık, buradaki Milli Gazete biraz değişik olurdu. Ben tabii öyle olurdu. Üzerinde biraz çalışırdım, Avrupa'ya gidecek nüshalarda bazı şeyleri düzeltirdim. Tabii. Mesela her doğruyu anlatmanın değişik yolları vardır. İmalar vardır. Tabii ya da canım, söyleyeceğiniz yerine göre cümle yerine, evet, dolaylı cümle vardır ve hı-hı, Allah'a çok şükür ciddi bir problem yaşanmadı o dönemde orada. Dolayısıyla oradaki insanların karşı karşıya bulunduğu sıkıntı şuydu.
Şu anda da mesela o dönemde biliyorsunuz Siyonizmle ilgili Birleşmiş Milletler kararı da olduğu için Siyonizm, anti-Siyonist olmak son derece makul ve mantıklı bir şeydi. Sonra bir takım değişiklikler yaptılar. Dolayısıyla şu anda da aslında Siyonist, anti-Siyonist olmak yine de bazı yönleri sıkıntılı olsa da şey ama antisemit damgasını yiyebilecek bir şey olduğunda meseleye bizim bakışımızla Almanya'nın bakışı farklı. Çünkü Almanya'nın şeyinde bagajında bir sürü taş var. Bir sürü tabii, sıkıntı tabii, var. Tabii, onları, adam baksanıza tabii. Koşar adım oraya geldi yerlere falan yatmak zorunda tabii, kaldı tabii, tehlike tabii. Yüzünden. Tabii, tabii, tabii. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şu her şeyi anlatmanın ve maksada ulaşmanın değişik yolları vardır. Peki. Yok, ben onu da şunu demek istedim zaten. Bana Yahudi Hristiyan hakkında Yahudi Hristiyan şeylerini konuşma dedikleri zaman ben vaaz etmeye gelmemin manası kalmadı dedim. Ondan sonra ben gitmedim. Ben yani peki. Benim gibi adamı peki. Sen nasıl Yahudi tuttu gibi bir şöyle şeyle itham edersin diye hocam? Ona oradan girdim ben. Yoksa hocam. Orada yapılana ben zaten çünkü siz camileri kapattırmayın dediniz. Siz namaz kılıyorsunuz dedim yani. Siz o zamanın vakiti yasakladılar biliyorsunuz. Bu zaman olmadığını söylüyorsunuz. Bu Müslümanların açısından bir rahavet olamaz yani mı? Yani Melhame-i Kübra, Büyük Armageddon sahih hadislerle sabittir. Rumlar efendim 12 80 sancak tarif edilirken kimlerden Rumlar tabiri Amerika, İngiliz, Avrupa bile hepsi dahildir. Ortodoksi. O ırkların tümüne Rum deniyor. Hadis-i şeriflerde Rum diye geçiyor. Rumlar la tekumusya kıyamet kopmayacak. Hatta tenzile Rum'u bile amak. Amik Ovası'na Rumlar inene kadar. Bu hadisler sahihtir. Ve buradaki savaş 80 sancak yani 80 ülke. 80 ülke veya 80 ayrı o zaman belki devletler de daha çoğalabilir. 80 sancak hadis-i şeriftir. Her sancağında 12 bin adet vermiştir. Bazıları bu çokluktan kinayedir deseler de biz hadis-i şeriflerde ne buyurulduysa birçok ulema onda sır vardır. Sayı da böyle. Yani 1 milyon etmiyor. 960 bin mi ne diyor. İşte bu sancakla buraya gelecek. Buradaki savaşın hala komutanının kim olduğunu bile biz de o CNN'deki programda söyleyene kadar konu tartışılıyordu. Komutan Hazreti Mehdi'dir. Müslümanlar tarafından komutanı Hazreti Mehdi'dir. Onun için Hazreti Mehdi çıkmadan, zuhur etmeden yani bir Melhame-i Kübra'dan bahsedilemez. Yani Melhame-i Kübra'yı da şu anda olacak 3. Dünya Savaşı gibi yormayalım. Çünkü Melhame-i Kübra'nın neticesi hemen akabinde Deccal'ın hurucudur. Melhame-i Kübra'ya İstanbul'dan 300 bin İstanbul yönetimi diyor o zaman. Konstantiniye diye tebadislerde geçiyor o zamanki adıyla. İstanbul yönetimi 300 bin demek ki İstanbul'da o zaman yine ne kadar şuurlu Müslüman var. 300 bin asker çıkacak. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri geldiğinde ben o zaman o hadisi bilmiyordum. Şaşırdım. Siz dedi bahtiyar insanlarsınız Hazreti Mehdi'ye sizden İstanbul'dan 300 bin asker gidecek falan. Ben o hadisi görmediğim için şaşırdım. Sonra gördüm Berzenci'nin el inşasında. Dolayısıyla o savaş Müslümanların tabileğine sürüyor. Ondan sonra Fırat meselesi var. Onlar hep birbirine çok yakın. Fırat'ın altından daha çıkacak. Şimdi Fırat'ın bazı yerlerinde su çekildikçe bu tespit ediliyor. Bütün dünya rezervi kadar Fırat'ın altında. Şimdi oraya sakın diyor gitmeyin. Giden %99'u öldürülecek. Altın yağmalanacak. Mesela bu hadisleri hep beyan ediliyor. Bunlar fiten hadisleri. Ama bu fiten hadislerini çocuğumuza, torunumuza aktarmamız lazım. Aktarmadığımız zaman yarın bize torunlarımız yaşayacak. Ondan sonra gidecek orada hadis-i şerifi bilmeyecek. Orada mı ölecek? Orada mı ölecek? Helak olacak gidecek. Deccal çıkacak ona mı iman edecek? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunları bildirin ümmetime diyor. Ama dediği gibi izahlı. Yani bu zaman yakın mı uzak mı? Alamet-i farikaları öyle kurmak lazım ki. Mesela ben Adnan'ı neyle durdurdum? 40 sene evvel ben bunun evine ilk gittiğimde bir tutam sakal, beyaz sakallıydı. Böyle bir tutam sakallıydı. O zaman tam beyaz değildi sakalı. Adam bu yolda görünüyordu yani. Çok da etkiliyordu o zaman. 40 sene evvel Arnavutköy evinde. Bana baktım alametler söylüyor. Ben 40 sene evvel anladım işi kendine getiriyor. Ben bunu anladım. Nasıl durduracağım ben şimdi bu adamı? Evinde de teke tekiz. Aşağıda arkadaşlar beni bekliyor. Kimseyi de almadı eve. Takva zamanı yani. Riyazat yapıyor bu şeyler. Yapıyordu o hepten. Şey değildi baştan. Dedim ki ona mektubatta bir hadis-i şerif var dedim. Bana da İmam Rabbani'den bahsediyor, Bediüzzaman'dan bahsediyor. Tamam, İmam Rabbani müşterimiz. İmam Rabbani'nin rivayet ettiği hadise göre Hazreti Mehdi'nin üzerinde bir bulut gezecek. O buluttan nida gelecek. İnne azze racüle Mehdi'yü fettebi'uhu. Bu adam Mehdi'dir, buna tabi olun. Şimdi o dedim çıktığı zaman artık sen diyemiyorum adama, adam ben diye, ben, o da ben diyemiyor. Dedim ki o da o öyle bir bulut gördüğümüz zaman
o buluttan o nidayı duyduğumuz zaman tabi oluruz dedim. Yani bu gibi sahtekarların önünü kesmek için de buyurduğu gibi abimin hadis-i şeriflerde falan alametleri, şu bak orada dedim diyor, şu şu çıkarsa diyor, hangisi çıktı çıkmadı. E ne sen evde gelin güvey oluyorsun. Dolayısıyla bir şuur dairesinde Armagedon anlatılmalı. Burada Amik Ovası'nın önemi anlatılmalı. Buradan arazi satılmaması anlatılmalı. Sur içinden hocam, arazi satılmaması anlatılmalı. Bunlar uyarı mahiyetinde. Çok önemli bir noktaya geldiniz. Ben özellikle oraya. Yakup Aleyhisselam'ın mezarı Urfa'da biliniyor. Biliniyor. Yani Urfa'da görmedim ben. Urfa'da duymadım rivayet. Tevrat'taki tanımlanan özellikle... Yok, El-Halil'de El-Halil'de onlara göre. Ya, Yakup Aleyhisselam'ın mezarını konuşmak yerine Hiranur Vakfı'na onu geçen soracağım, hafta başı bir ceza kesildi. Bir onu konuşsak Allah rızası için gelsek. Şurası çok önemli. Evet. Yahudilerin özellikle 91 yılından beri... Hayır, burada şey var. Eyn'de Zülkifli Aleyhisselam var. Onlara onların, gittim ben. El-Yeşe Aleyhisselam var. Yani onlar için kutsal bölgeler. Onlar sahih. Onları biliyorum. Yani benim, onun için arzı Mevut yani. Başka bir araştırmada Yakup Aleyhisselam'ın kuyusu ve mezarının Urfa'da olduğu bilgisi var. O mezar suyu, o kuyu suyunun kutsanmış, Yahudilerin mutlaka o suyu içmesi gerektiğine inanıyor. Ve burası bir an evvel kuşatılması gerekiyor deniyor. Ve aynı zamanda da buradaki Antakya, arazilerinin, onlar için en mühim Antakya. Arazilerinin satın alınması gerektiği tabii, söyleniyor. Tabii doğru. Şimdi peki... Buraya geldiğimizde sonuç itibariyle arazilerini almışlar. Sabri Bey, bence bu konuları önümüzdeki programlardan birinde daha uzun uzun ben konuşalım. Ben çok kısa bir cevap isteyeyim. Çünkü bu özellikle Ahmet hocamın çok kısa cevabı yok. Şöyle, Yakup Aleyhisselam'ın kabrinin burada olduğuna dair bir rivayet yok. Ama onlar öyle ihdas ederler. Çünkü onların kabulleri farklıdır. Mesela Davud Aleyhisselam'ı kabul ettikleri için mescidi havraya çevirdiler. Davud Aleyhisselam'ın kabri şu anda Havra'dır. Ama Musa Aleyhisselam'ın kabrini Allah nasip etmiyor. Musa Aleyhisselam'ın kabri oradadır. 700 sene evvel külliye de yapılmıştır. Fakat Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın kabrini kabul etmedikleri için orada Musa Aleyhisselam'ın kabri kurtuldu. Cami olarak devam ediyor. Uzeyr Aleyhisselam'ın kabri kurtuldu. Yani caminin içinde Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı türbede. Dolayısıyla Yahudilerin, peygamberlerin kabirleri hakkındaki kabulleri çok farklı kendilerine has şeyleri var. Mesela bir dağda Harun Aleyhisselam tamam, Tihte çölde bir mağarada vefat etti. Musa Aleyhisselam'ı da çölden çıkamadan Tihte olduğu için onu da dağlarda diyorlar. Yani onun bir kabri için, bak Musa Aleyhisselam'ın kabri için bir iddiaları yok. Yakup Aleyhisselam'ın Mısır'da olma ihtimali daha yüksek değil mi? Çünkü oğlunun yanına gitti. Yok. Yakup Aleyhisselam Kenan ilindeydi, yanına gitti. Fakat sonra döndü. Ha, döndü. İbrahim Aleyhisselam'ın da kabri El-Halil kentinde bir mağaradadır. Yakup Aleyhisselam o civardadır. İshak Aleyhisselam oradadır. O mağara Medine'deki Efendimiz'in kabrinden sonra peygamber kabirlerinin hepsi ihtilaflıdır. Sadece Ravza-i Mutahhara müstesna. Fakat en sahih El-Halil'deki İbrahim Aleyhisselam'ındır. Yusuf Aleyhisselam Mısır'daydı. Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkamadı. Yolu kapandı. Bir nene meselesi var. Bütün tefsirlerde geçer. Ben onu sana gösteririm diye. Musa Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam vasiyeti var. Mısır'dan çıkarken beni almadan çıkmayın diye. Peki. Onun için tabutla aldılar, ırmağın altını açtılar. Yusuf Aleyhisselam da oradadır şimdi. Zaten El-Halil'i bastılar. Sabah namazında 37 şehidimiz var. Camiyi böldüler işte. Evet. Şimdi böldükleri noktada Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam tarafı kendilerinde. Biz ziyaret edemiyoruz. İbrahim Aleyhisselam ucunu bırakmışlar. Bize sadece işte şey bırakmışlar. İshak Aleyhisselam'ı falan. O cami ikiye böldüler El-Halil'i. Şu anda tabii ne yaparlar belli değil. Hepsini de alırlar zaten. Peki Allah hocam, son kısmına doğru geldik ama Yusuf Ziya Hoca ile ilgili kısmı sormak istiyorum. Ya ben size çok teşekkür ediyorum. Yani akide edildi. Bu Yusuf Ziya Hoca'ya hiç ilgilenilmedi. Yani İslami basın yayın akit çok ilgilendi. Allah razı olsun, bir zulme karşı büyük bir haksızlık oldu. Bakın şimdi kızın bir senede geç yazıldığı. Dolayısıyla yani 6 yaş çöktü. 6 yaşında evlendirildiği yalanı çöktü. Mahkeme de bunu kabul etti, böyle bir şey olmadığını. E ne oldu? Bütün 6 yaş, bütün feministler, başörtülü feministler, esas başımızın belası başörtülü feministler var. Bu başörtülü feministler gidiyorlar mahkemeye kadar, gidip efendim işte buna bu ceza vereceksiniz. Ya arkadaş, 14,5 yaşında evlendirilme meselesinden şu anda 20 sene ceza. Evvelsi gün haberlerde yani iki tane karısını öldürmüş, girmiş, sonra bir daha tahliye olmuş. 20 sene almış ya.
20 sene almış ya. 2 tane cinayet var. Bunu karısı neye bağlıyorsunuz? Karısı ve ya yabancı neden birini öldürsün. Bir cinayet var. Peki. Yani 20 sene şu memlekette cinayet yapan, 2 cinayet, 3 cinayet, 20 senede çıkan var ya. Bu adam, yani adamcağız orada 40 kilo verdi, perişan.